zaten Tuğba Şovcu diye ve gene her zaman şovlarını yaptı. Ben şovcuyum, güvenilmezim, bana güven olmaz. Tamam, ben hepsine okeyim. Neden benim odama geldin gece? Aa! Tuğba, kayınvalidem beni odadan attı. Ne? Aa! Kayınvalidem telefonu versene bir dedi. Ben de veremem dedim. Sen benim anam babam mısın dedi. Sen anam mısın diyor. E tamam ana. Ben ne sıfatındayım burada anam. Gönül adam? Benim elimden telefonu zorla almaya çalışıyorsun. 25 bin lira para göndermiş. Niye gönderiyor sana? Niye böyle yapıyorsun ya? Of. Vallahi şu ağlamandan da bıktım artık ya. Ağlayıp durma, kendini acındırıp durma burada. Ya ya. 9 ay ben onu karnımda taşıdım. O annenin oğluna aşıksan bana da saygı duyacaksın. Ben senin oğluna aşıksam sana da aşık olmam ki. Düş şunların yakasından ya. Benden gizli bir şey yapılmasına sinir oluyorum. Bu sefer de muhasebeciden değil, Yiğit'ten almış bu parayı. Oğlunuz da çözün. Aynısını gücünüz söyledim. Mesela oğlunuza söz geçiremiyorsunuz. Oğlumla çözemiyorum. Oğlum evet. Çünkü öyle bir elini almış ki parmağımda oynatıyor. Kanal D ekranlarına en sevdiğiniz program Gelinim Mutfakta'ya hoş geldiniz. Ne oldu, bir alkışlar arttı bir anda. Enerjimiz enerjiniz olsun çünkü bizde bolca var. Hasta yatağında olanlar varsa da şifa alalım. Burada olmak istiyorsanız da tek yapmanız gereken www.gelinimmutfakta.net ya da 0539 570 37 07. Bravo! Hadi dönelim bu tarafa. Tuğbacığım, kolun iyi mi? İyi. He? Bilezikleri taktım. Tam programın kapanışıydı, yeterince kızamadım sana. Senin kolun sakat değilmiş. Yok değil. İnanılır gibi değil. Ne yapmaya hafif çalıştın? Bir ağrı vardı kolumda. Ben de onu kullandım. Bilezikleri bizi kandırdın geçti. Yani. Yok, sizi kandırmadım. Kızları kandırdım. Ya. Hiç hoş bir şaka değildi bence. Sen dün kendini kandırdın. Şaka yapmadım değil. Zaten. Dün yaptın. Oyunsa da artık o da güzel değil. Büyük tepki almış herkes tarafından. İzleyelim. Tuğba! Gerçekten. O kolla hem de. He? O zaman ben de şovumu yapayım mı? Yap. Sizi sakat kolla yendim de kızlar. Kolumda hiçbir şey yok, düşmedim daha. Ne yapıyor ya? Ne? Ya ben bunu diyorum, ben diyorum. Şov peşinde, gerçekten de şov peşindeymiş yani. Neden böyle bir şey yaptın Tuğba? Yani ben dedim ki tek kolumla da sizi yenerim dedim. Tek kolumla da onları yendim. Sen diyorum. Düşmedin, koluna bir şey olmadı. Olmadı. Hayır, takıldım böyle. Fikir yandı. Evet, bütün yani, gün kolu sargılı yemek yaptın. Ya şimdi ne oldu? Derdiniz bence ne? Bence ne oldu yani? Dertleri ne biliyor musunuz Nursel Hanım? Tek kolumla gerçekten onları ya. Yenmiş olmamı yediremiyorlar kendilerine. Allah. Ne yapmaya çalıştın? Yani gerçekten amacın... Beni iki elimle yenemiyorsunuz dedim. Çifte... Yani tabii. Tek elimle de sizi yenebiliyorum. Senin tek seni elinde problem yendim. Yoktu ki. Bizi iki elinle yenmiş oldun. İki elinde sağlamdı. E sağlam. Kullandın mı diğer elimi? İki elle yenmiş oldun. Kullandın mı diğer ya, elimi? Ya Tuba bir fırına ben... Ya ne var, kek çırptı tamam, zaten. Tamam işte burada fırına bile açtı. Vermedim yani. O ya, elimi şey ekarte ettim. Kekte hani tuşa basıyoruz ya. Tek elinle de basabilirsin yani. İşte sen... Anladın mı? Bak, tuşa basmayı bile beceremeyen bir gelinsin Aleyna. Zaten sana karşı... Senin altınları takınca seni, geçti değil mi? Dinle, seni parmağımla yenerim. Yenemezsin. Ben yeşim için yaptım. Benim işim. Gamze de galiba az çok iyi. Neticeye bakıyorum. Ben tek elimle herkesi yendim mi yendim. İyi ki de yendim, çok mutluyum. Vallahi iki kolunla burada beni geçemedin. Bu bir. Bir İkincisi, sezon fazlan var bende. Ayrıca şampiyon bir, oldun. 25 bile bir tak diye taktılar burada, koluna. Bak,
hiç konuşma. İki kolunla burada acemilerle yarıştın. Sonuç ortada. Orayı bir geçelim. Vallahi ben seni takdir ediyordum. O 10 bileziği de sana verdiğime ben pişmanım çünkü hak etmiyorsun. Burada şimdi ağzında burada dedin ya ben şov yaptım. Evet. Aynen. Sen vallahi hiç bunlara gerek yok. Derken, sen aleyna öyleyse, bir bitireyim. Bitiremezsin. Bitiremezsin. Öyle, 10 bileziği. Sen sus. Sen hak etmiyorsun. Ya. Bence sen sus şimdi. Sen 10 bileziği burada, sen de hak etmiyorsun. Hacer abla yoktu. Eğer burada, hak etmiyorsun. Hacer abla burada olsaydı 7 puan fark vardı ya. Ben yine kabul edebilirim. Gelip burada bana bir verse de bir şey değişmeyecekti. Oraya bir geçelim. Ha, ben onun senin... kafanda onun planını mı yaptın Yeşim onun Hanım? Onun planını yapmadım. O hafta, İyi, süpersin. O hafta kazandığın seni Nursel dedim Hanım, ben. Nursel Hanım ben 10 bileziği iade etmek istiyorum. Eğer yönetmen kabul ederse... Ben gerçekten vereceğim. Bu kadar lafı yapılmaz bunun. Ben Yeşim. İstemiyorum. Öyleyse kasaya konsun. Yeşim'in şöyle haklı payı var Yeşim'in. Eğer hani diyorsun ya Yeşim de o zaman hak etmedi. Eğer Hacer de olsa Yeşim'e 5 de verse aslında yine 2 puanla Yeşim yine önde oluyor. Önde yani oluyor. O hafta yani kayınvalide olsaydı da Yeşim kazanmış Ben oluyor. Bir önceki haftanın bana ait olduğunu düşünmüyordum sadece. O benim değil Tuğba'nın artık olarak düşünüyorsun düşünüyorum. Artık düşünüyorsun senin vereceğim geri. Senin yaptığın hoş değil. Düşünüyorsun ben gerçekten razıyım vermeye. Demek ki benim hak etmediğim düşünülüyorsa stüdyoda. İade edeyim, ne yapayım ki? Senin değil, bunu sen düşündün. Sen dedin ben hak etmiyorum. Biz demedik ki. Bu Tuğba, senin düşüncendi. Bana ver, bana. Tamam, Tuğba. Vereceğim. Hayır, bizim değil düşünsünler, ya. Düşünsünler, vereceğim. Söz lafıma veriyorum. Lafıma geldin mi? Lafıma evet. Senin dediğinle... Lafıma geldin mi? Senin lafına bakarsak onları alıp biz alalım diyorsun. Senin lafına yine gelmedim ben. Ben Tuğba... Pişman oldun ya şimdi. Hayır, Tuğba... Bir kere beni düğüne. Bir kere seni düğüne. Dinlesem al yine tak koluna diyeceksin. Ben onu demiyorum. Ben 10 bileziği hak ettim diyorum. Şu an pişman mısın? Pişman ona verdiğime. Geri verdiğim çünkü için. Bana diyor ki bunu Yeşim için yaptım. Ben ne alaka ya? Burada diğer gelinlerle asıl yapabilirsin. Bana yapma. Ben burada gözüm kapalı da yarıştım. Öyle ay bakarsan. Sanki böyle çapıktan. Ay sen gözün kapalı yarıştın. Evet. Ben de gözüm kapalı yarıştım. Nasıl gözün kapalı yarıştın? Şu bilezik alışverişini bir daha yapmayın ya. Yani. 10 bilezik öyle. Var ortada. O diyor onun hakkı, bu diyor bunun hakkı. Bu bilezikler çok saçma bir şey konuşuyor. Ben sonuna kadar da hak ettiğimi düşünüyorum ama düşünülmüyorsa... Hak ettiğinde bırakmayacaksın o zaman ama kazandığında. Ama Nursel Hanım ne yapayım? Ama şu an aynı şeyi konuşmuş lafı yapılıyor. Oluyoruz. Yapılır. Rakipsiniz. Çok normal yani. Ben bir şeyin acil i̇şte olmasını istiyorum. İşte bu da bana ders istiyorum. Oldu. Kazandın Hayır. mı? Ha, gerek alacaksın. Yok. Efsanesin evet. Dedik. Listenin en tepesindesin. Gerek yok böyle şeylere. Doğru Geçen söylüyorsun. Geçen sezonu ikinci tamamladın. Hani böyle bir oyunlara gerek yok yani. O zaman kimse inanmaz ki sana. Elindeki başarını da gölgelemiş oluyorsun bence. Gerek yok. Yiğitçim, haftanın ikinci günü. Hadi bırakalım şu boş işleri, işimize gücümüze bakalım. Tutun örtülerin ucundan. 3, 2, 1, kaldırın örtüleri. Evet, güzel malzemelerimizle ne yapıyoruz bugün biliyor musunuz? Sarmaşık köfte. Oo. Ne? Sarmaşık köfte. Sarmaşık köfte. Hadi yazalım. Sarmaşık köfte için 3 adet milföy hamuru, 500 gram dana kıyma, 1 çay bardağı galeta unu, 1 adet yumurta, 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, yarım çay bardağı su. Şişlerin üzerine sürülecek sos için 1 su bardağı zeytinyağı, 4 yemek kaşığı toz tulum peyniri, 2 adet sarımsak, 2 çay kaşığı tuz. Salçalı sosu içinde 2 yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, yarım su bardağı suya ihtiyacınız var. Kayınvalidelerim herkesin keyfi yerinde mi? Evet, iyiyiz. Öpüşün ayrılın. Zaten Tuğba şovcu diye ve gene her zaman şovlarını yaptı. Ben şovcuyum, güvenilmezim, bana güven olmaz. Tamam, ben hepsine okeyim. Neden benim odama geldin gece? Aa! Tuğba, kayınvalidem beni odadan attı. Ne? Kayınvalidem telefonu versene bir dedi. Ben de veremem dedim. Sen benim anam babam mısın dedi. Sen anam mısın diyor. Tamam ana. Ben ne sıfatındayım burada ana. Gönül Hanım? Benim elimden telefonu zorla almaya çalışıyorsun. 25 bin lira para göndermiş. Niye gönderiyor sana? Niye böyle yapıyorsun ya? Vallahi
onu karnımda taşıdım. O annenin oğluna aşıksan bana da saygı duyacaksın. Ben senin oğluna aşıksam sana da aşık olmam ki. Düş şunların yakasından ya. Benden gizli bir şey yapılmasına sinir oluyorum. Bu sefer de muhasebeciden değil Yiğit'ten almış bu parayı. Oğlunuz da çözün. Aynısını gücünüz söyledim. Mesela oğlunuza söz oğlumla geçiremiyorsunuz. Oğlumla çözemiyorum. Oğlumu çünkü öyle bir elini almış ki parmağımda oynatıyor. Süreniz tam 45 dakika. Az. Evet. İdareli kullanmanız gerekiyor. Hadi başlatalım süreyi. Hazırsanız 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin. Hanımlar nasılsınız? İyiyiz. Sağ ol, İyisiniz inşallah. İnşallah. Sen nasılsın? Akşam dinlendiniz mi? Nasılsınız? Dinlendik. Bugün güzel dinlendik. Bu Tuğba niye böyle? Bir de çeyrek aldın. Çeyreğe bile hayırlı olsun demedik. Hayatım diyemedik. Gene de hayırlı olsun sağ senin ol, için. Sağ ol. Teşekkür hayırlı ederim. Olsun senin da. İçin o da. Tuğba! Gerçekten o kolla hem de. He? O zaman ben de şovumu yapayım mı? Yap. Sizi sakat kolla yendim de kızlar. Kolumda hiçbir şey yok, düşmedim daha. Ne yapıyor ya? Ne? Ya ben diyorum, şov peşinde gerçekten de şov peşindeymiş yani. Ben dedim bak, sürekli şov, işi gibi ay, şov ay, ya. Ay bir dakika. Her şeyde yaptığı şov gibi değildi. Kolunda da şovu yapmış. Yani demek ki puanlamalarında da bu şekilde. Neden böyle bir şey yaptın Tuğba? Yani şov ben dedim yapmasıyla ki, kazanıyor. Tek kolumla da sizi yenerim dedim. Tek kolumla da onları yendim. Allah herkese aldırsın, göstersin yani içeriye. Sıra inşallah herkese alsın da. Tuğba'nın her zamanki hali bilmiyor musun? Ya, tamam da ya, Gönül Hanım, Tuğba'nın yaptığı normal mi? Ya ben de şey yapmadım, onaylamadım. Ben de şok oldum çünkü ben uyuyordum. Olay olduğundan haberim yok. Herhalde düştü dedim ben yani. İnan ondan ki bak sonra, gerçekten Gönül Hanım çok yapın. Üzüldüm ben. Dedim eyvah dedim bu tek koluyla ya, ne yapacak dedim. Aynen. İnan ki çok üzüldü. Tuğba şovu seviyor. Şovu, ama bu şovu. Şekilde de şaka olmaz yani. Öyle ya. Şaka maka olamaz. Kızlar selam. Herkese tünaydın. Günaydın. Yani güne istiyorum ki mutlu, huzurlu başlayalım ama olmadı. Aslında akşamı keyifsiz kapattık. Yani Tuğba'dan hiç beklemeyeceğim bir hareket. Yani Tuğba bilmiyorum Aleyna ile mi takılıyorsun, kimle takılıyorsun? Sen böyle şeyler yapmazdın. Ben şok oldum ya. Bir anda sargıyı çıkarması, size şov yapayım mı, bunu Yeşim için yaptım demeler falan. Yeşim için de ayrıca demedim, ben sizi tek elimle yenerim dedim. Aa. Onları rakip olarak görmüyorum, yani seni yendim dedim. Direkt tamam. Yeşim bunu senin için yaptım diye bir kelime çıkmadı benim öyle, ağzımdan. Öyle söyledin, aynen de öyle söyledin bu arada. Ben Yeşim için yaptım ama benim işim. Gamze de galiba az çok iyi. Neticeye bakıyorum, ben tek elimle herkes yendim mi yendim. Bunu senin hayır, için yaptım. Senin için demedim, seni rakip gördüğüm için sana oldu yani. Tamam beni rakip sonuç görüyorsan. Sonuç olarak seni tek elimle yendim mi yendim. Hatice'ye değil neticeye bakıyoruz. Ya ben istersen bak iki elinle yen ya da tek elinle yen. Orada bir çeyrek almışsın ben ona takılmam ki. Zaten yaptım. Ben de olayın çeyreğinde değilim. Tek elimle seni yendim mi yendim. Ya her ona gün bakıyorum. O zaman beni öyle mi halt etmeye çalışacaksın? Her gün sargıla o zaman eline. Ben diyorum zaten Tuğba şovcu diye. Beni de haklı çıkardı her zamanki gibi. Gene her zaman şovlarını yaptı. Peki ben ağrıyan şovcuyum. Kolu altınları takınca tamam. Geçti. Ben şovcuyum, güvenilmezim, bana güven olmaz. Tamam, ben hepsine okeyim. Dediğin doğru. Neden benim odama geldin gece? Aa! Ne odası ya? Gece benim odam... Bak mesela Yeşim ben sen bana güvenmiyorsun. Sen benim odama gece gelir misin? Tuğba, kayınvaliden beni odadan attı. Ne? Sizin odada kalabilir miyim? Ben de odasından dedim, attı. Ben bak iyilik Aleyna, yapıyorum. Bak iyilik bir yapıyorum. Şey bir dakika kötülük buluyorum Gamze. Gece ben eğer bunu yapmasaydı bak bunu söylemeyecektim. Sabahtan beri bana demediğini bırakmadı. Ben ona gecesinde insanlık yapmışken. Aleyna bu insanlığı, bu yardımı gördükten sonra seninki nankörlük değil mi böyle bir durum? Aynen. Hayır, bakın ben bunu şey yapacağını da biliyordum. Buraya gelince değişeceğini de biliyordum Gamze. Hayır ben değişmedim. Çektim. Şimdi itiraz derdi ben senin odana mı geldim be derdi. Kanıtım da var.
Hadi neyse, bu konuyu kapadın da artık. Bu Aleyna'ya ne oldu sabahtan beri ya? Ya sorma, akşam bayağı bir biz moraller gitti. Ah! Sürekli mesaj geliyor telefonuna. Senin haberin var mı? Ondan sonra bir baktım ki telefonuna bakacağım dedim. Bakmayacaksın, bakacaksın biliyorum. O şey mesaj sesi mobil internet bankacılığına ait bir ses. Evet. Anladım, hani bu 15 bin lira davası var ya, dedim yine de dedim günahını almayayım. Güzelce rica ettim, bakayım, hayır baktırmayacağım, bakayım baktırmayacağım, bakayım bak. Sen kimsin diyor, annem babam mısın da diyor bana diyor. Ay öyle deyince benim kafa attı. Ay bir saniye, ondan ben sabahleyin kalktığımda Aleyna Tuğba'nın yanındaydı. Ondan sonra. Biz neydi, uyuyordu. Sen kimsin olur mu? Aynen bana, sen kimsin, annem misin baba? Ay ben de dedim ki, o zaman artık ben... Bak tahammül edemeyeceğim tek şey saygısızlıktı. Evet, İnsan ne olursa olsun bazen hatalar yaşıyoruz ama kol kırılır, yen içinde kalır. Gece, resmimi mi çektin? Yalan. Neden böyle bir ne şey olmuş? Neden gelmiş o zaman? Saat 1:30 mu ne? Uyuyorum. Yani uyumaya gireceğim daha doğrusu. Kapı çaldı. Hayatta çalmaz. Bir baktım Aleyna'nın ya ayağında niye anlatıyorsun terliği ya? Bile yok. Niye anlatıyorsun? Ayağı pijamalar. Kız duşunu bile alamamış, yüzündeki makyajı bile silememiş. Ben makyaj temizleyicisini ben verdim, şampuanını ben verdim. Madem bunları böyle iyilik yapıyorsun, neden burada söylüyorsun? Amacın sen bana ne? İyiliğimin karşılığını verir misin? Sabahtan diyorsun ki Tuğba... Ben Gönül anneme gelmiştim. Kim? Ya bir şey söyleyeceğim, sen fotoğrafını mı çektin dedim? Evet. Ya bir bakabilir miyim? Fotoğrafını görebilir miyiz Tuğba? İnanmazsınız değil mi Aleyna'nın odaya geldiğine? Ya gerçekten inanılacak bir şey değil yani, bunu kanıtlaman lazım. Bak. Geldi böyle. Böyle... Dışarıda mı kaldın? Evet. Allah'ım yarabbim, pijamayla attım dışarı. Niye attım diye. Göstermeye bir baktım, benim olay yine 15 bin lira göndermiş. Bir dur. Yani şimdi burada tartışıyoruz, ediyoruz ama sonuçta yani genç bir kız. Otelde şeyde mi bıraksaydım, koridorda mı kalsaydı? Kapının önünde mi yatsaydı? Zaten Gönül annemi de çok seviyor biliyorsunuz. Evet. Ben de odaya aldım. Sen niye dışarıda kaldın? Atmış. Ya şimdi biz kayınvalidemle oturuyorduk. Ondan sonra benim telefonuma bildirim geldi. Ben lavaboya gitmiştim. Ha. Ondan sonra kayınvalidem telefonu versene bir dedi. Ben de veremem dedim. Güya banka hesaplarıma bakacakmış. Gelen para, giden para. Ben de vermedim. Bakamazsın dedim. Ver dedi, bağırdı. Hı. Vermeyeceğim dedim. Sen benim anam babam mısın dedim. Oo. Anan ya. Anan mısın? Benim mısın derken o senin annen değil mi yani? Annesi. Ama bu kadar da bana karışması çok saçma ya. Hesaplarına bakacağım ne demek ya? Yani. Ya Yiğit para gönderiyor işte, kendinde hak sahibi görüyor. Diyorum ki bir bakayım. Hayır bakmayacaksın. İnsan... Ne işin var telefonunda senin? Ya şüpheleniyor, ben anladım. Bir baktım ki yine 15 bin lira ya para gelmiş hesabına. Ya senin şu para davan bitmedi gitti. Hacer. Ya siz öyle mi diyorsun? Sen bana ne dedin? Sen anam mısın diyor. Tamam anam. Ben ne sıfatındayım buna Gönül Hanım? Ayıp. Hayatım bak şimdi. Senin böyle yan yak kızı da atman doğru değil bak. Kendi kendine benden telefonu kaçırtmak için o ederken dedim dışarıya çık. Ben sana bu paraları alma derken neyden bahsettiğimi anladın mı Aleyna? Aleyna! Allah'ını seversen orada yine başladın beni çekiştirmeye. Ben seni niye attım dışarıya? Niye attın diyorsun ya? Söylesene niye attın? Ya niye? Akşam sürekli bana telefonuna... söyle ya, ne yaptığını söyle. Bu internet bankacılığından mesaj geliyor. Ne mesajı geliyor? Bana göstermedin. En sonunda ne dedi? Sen benim anam mısın, babam mısın? Ben hangi sıfattayım? Ama senin böyle yapman doğru mu? Benim elimden telefonu zorla almaya çalışıyorsun. 25 bin lira para göndermiş. Niye gönderiyor sana? Ya sen beni neden çıplak ayaklarla, ayakkabı bile vermeden odanın dışına attın ya? Bir de ayakkabımı verecektim sana Aleyna. Hani bana kendi ayakkabımla niye böyle yapıyorsun ya? Ya sen hem haklı hem güçlü ya. Bırak artık. Vallahi şu ağlamandan da bıktım artık ya. Ağlayıp durma, kendini acındırıp durma burada. Ben nerede yanlış yaptım diye düşünmelisin. Ya ben ne yaptım ya? Her zaman aynı şey. Ağlama. Ya hayır, söylesene ben ne yaptım? O parayı ona tekrar yatırttırdığın için sana sinirliyim. Ya odadan kovmam mı gerekiyor? Evet. Sen de bana anam mısın demeyecektin. Orada beni çıldırttın. Yeter ya. Ya ama anam mısın da dememen lazım. Annen tabii. Bir şey söyleyeceğim. Sen de özellikle Tuba'yı
niye gidiyorsun? Yani bütün gün Tuğba'ya laf söylüyorsun, didişiyorsun. Ben, aynen. Bana gelseydin bir şey bana gelebilirdin. Tuğba... Çünkü benim ona arkada nasıl iyi davrandığımı bildiği için ilk bana koşuyor. Kendisi sana laf söylüyor, sürekli sana sataşıyor. Aynen, benim ona... Ben onun... Tuğba'ya gitmedim, ben Gönül Annem'e gittim. Gönül Annem'in odasında kim kalıyor? Acar'cığım, bak ya şimdi. Yine vallahi sinirlendirdi ya. Bak, 22 yaşında ufacık kız, ayakları bak çıplak. Hasta olsa kim uğraşacak? Yemin bir ediyorum. Saniye kim uğraşacak? Yemin... Hastalanınca kim uğraşacak? Tamam. Gene sen uğraşacaksın. Biliyorum. Bu sefer kapı doktor Gönül gezdireceksin. Gönül Hanımcığım bana diyor ki sen diyor hangi sıfattasın diyor ya. O beni sen, çıldırttı. Sen nasıl? Yine ben bir şey, ben anne vasfında değil miyim, çok pardon. Bak, burada evet, bak, olmuyor. Burada olmuyor. Atarak anne vasfında olmuyorsun, yan yak kızı benden için. Telefonu kaçırtmak için kendisi yönlendi oraya. Ben de en sonunda kapıdan açtım, kapıyı çıkardım. Hacer, olmaz. Gönül Hanım, Hacer Hanım burada haklı. Ya parayı oğlu neden annesine göndermiyor? Bir büyük olarak harcamayı o yapıyordur. Hayır, bir de benden gizli bir iş yapıyorlar. Nişanlılı gelini annesine emanet etmiş, göndermişler. Hacer Hanım'a göndermesi lazım o parayı. Siz o konuyu bir bırakın da, senin gelinin ettiği iyi niyetlik mi? Kızın fotoğrafını çekip gelmiş burada ben veriyor. Ben sana bir şey söyleyeyim, sen atarken düşünecektin onu. İyi sergiliyorsun, ben de ikinci bir hata yapayım üstüne fotoğraf çekip burada mı sergileyim? Vallahi Hacer, onu atmadan evvel düşünecektin. Senin iyi nasıl bir mahallesin oluyor bu? Niye Tuğba'ya kızmadın, buraya i̇şte fotoğraf kızamam. Getirdi koydu Atana diye? Kızarım. O 22 yaşında, sen kaç yaşında bayansın? Vallahi 22 yaşındaysa sorumluluklarını bilmesi lazım. Kusura bakma. Nişanlıyken para alınmaz, ben bunu biliyorum. Evet. Bunun da bilmesi lazım. Şimdi ben size bir şey anlatayım, azıcık şok olur. Ne oldu? Gönül annem hafta sonu dedi ki ben Bandırma'ya geleceğim. Tamam gel başımla birlikte. Geldi. Ben buna bir tane oda verdim. Tamam. Ha. Bizim giyinme odasına bir tane yer yatağı yaptım. Annem bana çeyizimde vermişti döşek. Tamam. Attım döşeğe, yat burada dedim. Ondan sonra kalıyor. Sonra Gönül annem dedi ki ben dedi bir gezmeye gideceğim, hava alacağım. Ben dedim aa iyi olur dedim. Biz de İhsan'la bayağıdır baş başa vakit geçiremiyorduk dedim. Ha. Sürpriz hazırladım. Güzel. Çok güzel vakit geçireceğiz diye plan yaparken romantik bir plan yaptım. Evet. Bakın Gönül annem nasıl burnumdan getirdi. Videosu da var, Allah'tan video çekiyordum. Anı bırakacağız ya eşimle. Yani bu durumda video olur, çekmek de iyi ya. Aklına gelmiş. Trajikomik. Ya. Bir de böyle açıyor. Bu ne be diyor, evi yakacaksın diyor. Bak ya, oradaki romantikle buluşmuyor. Çok komik. Yani o anda evet ben olsam üzülmüştüm ama Tuğba. Şu an izleyince bayağı komik geldi. Tuğba senin bu yaktığın romantizm mi oldu? Hiçbir şey olmuyor. Kına gecesi gibi yapmışsın zaten. Anlayamadım uyku sersemi. Ne alakası var ya? Kına gecesine mi sen? Geldim? Her yer mum, ne öyle? Evi yakacak. Evi yakacak. Bir de diyor evimi bugün. Diyor. Sanki kendi İyi evi, tapusu bende. İyi ki ben varken yaktım. Valla ben yokken ev yanardı. Hay. Başıma ya. Evsiz ben çadırı çıkardım. Ben orada değilim. Ev nasıl yanacak ya? Mumlar sen kendinden geçtin mi? Mumlar düşer yanar evim. Benim oğlum zaten ateşten korkuyor. Niye sen öyle şeylere kalkışıyorsun? Hem beni götürüyorsun da. Ben varken evde yapmayı utanmıyor musun sen? Romantizm olur mu? Ya benim kendi evim, ne utanacağım ya? Ben vardım, ben dedim. Sen var mıydın evde, gezmede değil miydin? Değildim, yatıyordum, kalktım. Nerede gezmede? Ya ne yatması ya? Uyurken korku filmine çevirmiş ya romantizmi. Bir de böyle bu ne be diyor, evi yakacaksın diyor. Allah'ım ya Rabbim. Gerçekten. Sen gülüyorsun ama ağlanacak bir durum. Evet, böyle izleyince çok komik. İnsan evinde bile huzur yok ya. Aynen, o anı benim başıma gelse çok sinirlenirdim o anda ama şu an böyle anlamıyorum ne yapmaya çalışıyor. Bence bilinçli yapmış, hissetmiş, o bir şeyler ya, gördü. Ya hissetti tabii, benim hazırlığımı gördü. Ha, o hissetmez mi? Hani bari oğlunu düşün yani. Yok, bunlar İnsan da yok. Diyor ki annemle birlikte yeriz, bir şey olmaz. Sonradan geldi.
Gerçekten kocanın burada tepki göstermemesine de ben çok hayır, şaşırdım. Hayır, göstermez o. Yani senin yerinde olsam bir de asla böyle bir şeye kalkışmam yani. Kalkışmayacağım zaten ilk ve sondu. Ben normalde bir de böyle şeylerden anlamam. Yani gerçekten bir kadının kaldırabileceği, karşılaşması gereken en son şey. Bir şey söyleyeceğim. Söyle hayatım. Sen bu saatten sonra Tuğba'nın evine girme değil, yanından bile geçemez. Neden? Aynen. İşte geçemezsin. Bak neden? Ben sana, sen açık kapını kapattım. Hayatım evi yakacaktı. Zaten evsiz kalacaktı. Ben gitme, iyi ki de oradaymışım. Sende ev mi yok, öbürünü verirdin. Hiç de veremem. Ha. Neden vereceğim? Bu evine sahip çıksın romantizmmiş. Sen kız gibi... sen hiç romantizm gördün mü? Ben görmedim. Biz öyle şeyler bilmiyoruz. Yapılana da saygı duy. Allah Allah, ben bir şey yapmadım, açtım. Ne bu böyle be dedim. Ha. Ne bu, evi yakacaksın dedim. Ne güzel koşa koşa geliyordu kız. Allah peşinden Allah. De insan geleceğini belki. Yüzündeki Allah. Mutluluk ifadesini gördün mü? Sonra da Gönül Hanım'ı görünce yüzündeki ifadeyi gördün mü? Tabii, kız yazık sanki bu. Başına şeymiş. Bozduğum için çünkü. İşte biliyor. Romantizmini bozdum. Çünkü o insanı bekliyor. İnsan sen onu bozarsan kapıda da kalır. Neden kapıda kalacağım? Göreceğim. Madem sen romantizmi falan görmemişsin ya hiç. Evlen, ikinci baharını yaşa. Yok hayatım, aman isteyenler Allah çift çift versin. Ya vallahi ikinci baharını yaşa. Benim iki tane aslan gibi oğlum var. Hiç de gereği yok. Allah onlara uzun ömür versin. Ben evlatlarımla mutluyum. Allah isteyenlere versin. Evlatlardan mutlusun ama gelinlere bak hala. Kızlar, şimdi kayınvalidemin bu kadar yaptığı, ettiği, sürprizleri mahvettiği yetmiyormuş gibi bir de asıl bombayı anlatıyorum. Sadece bir hafta sonu geliyor ya. Bir hafta sonu bir insana bunlar yapılmamalı. Eşimin telefonunda bir uygulama var, oyun. Onu oynuyorum. Sonra üstten böyle bir mesaj düştü. Bildirim, maaş bildirimi. Evet. Sonra baktım. Maaşında böyle bir fazlalık var. Ama bilmiyorum ne kadar olduğunu. Önceki aylara baktım. Uymuyor. Farklı tamam. Yani ödemeler çok farklı. Acaba avans mı diye kontrol ettim, yok. Sonra hemen telefondan WhatsApp'a girdim. Bir grup gibi böyle işte aile işleri diye bir grup var. Allah Allah. Girdim içini böyle grup. Okuyorum. İhsan 2 ay önce zam almış. Aa! Gönül anneme söylemiş. Gönül annem de ona tembih vermiş. Sakın oğlum Tuğba'ya söyleme. Yok, bana acil para lazım. O parayı ben kullanayım. 4-5 ay sonra diğer zamda deriz ki çok zam oldu. Yok bir artık. Anda oldu. Şimdi bir insana bu yapılır mı? Ben bu evin hanımı değil miyim? Ya ilk seni bilmen gerekiyor. Kayınvaliden alakalı. Ben insanın maaşını bile bilmiyorum, biliyor musunuz? Maaşını bilmiyorsun. İnternetten giriyorum, devlet memuru ne kadar maaş alır ona göre hesaplıyorum. Söylemiyorlar, kayınvaliden biliyor. Yok artık ya. Evet. Bunun ortaya çıkacağını bilmiyor ama eninde sonunda... Hayır, çıkmaz yavrum, ben tesadüfen gördüm. Aa. Bunlar hiçbir zaman bana söylemezler. Bir de demiş ki, anne bak Tuğba bunu duyarsa bana kızar. Ha. Bence Tuğba'ya söyleyelim demiş, İhsan yazmış. O da demiş ki, ne gerek var ya, ben onu sustururum. Sustururum. Evet. O kim ki bizim aile işlerimize karışıyor yazmış. Aile işi, doğru söylüyor aslında. Siz burada insanla aslında... bir ailesiniz, o nereden çıkıyor? Ben de onu söyleyecektim. Burada aile içi olan bilmesi gereken sensin. Ne oldu, çok savunuyorum. Ben öyle bir şey asla kabul edemezdim gerçekten. İşte hiçbir şey göründüğü gibi değil. Üç, iki, bir. Haydi bakalım çal yönetmenim. Gelinim mutfakta. Ne zamanı? Tadım, yorum, puanlama. Gelsin. Bilmiyor çok yüzlerim de. Tanımazmış rakiplerini ama eli işte gözle bende. O da biliyor en iyisi kim onu takipte. Buralar benden sorgun. Yakam kolum altın buldun. Kaynar.
karnımda taşıdım. O annenin oğluna aşıksan bana da saygı duyacaksın. Ben senin oğluna aşıksam sana da aşık olmam ki. Düş şunların yakasından ya. Benden gizli bir şey yapılmasına sinir oluyorum. Bu sefer de muhasebeciden değil Yiğit'ten almış bu parayı. Oğlunuz da çözün. Aynısını gücünüz söyleyeyim. Mesela oğlunuza söz geçiremiyorsunuz. Oğlumla çözemiyorum. Oğlumu çünkü öyle bir elini almış ki parmağımda oynatıyor. Haftanın ikinci günü sarmaşık köfte. Hadi bakalım nasıl olmuş? Köftemiz çok sert olmuş. İçi de bayağı pembe kalmış. Nedense sarması da o kadar aceleye gelmiş ki tam olarak saramamış. Şurada falan çok belli oluyor. Milföy de tam olarak kızarmamış. Köftemiz inanılmaz sert olmuş. Muhtemelen çok kızgın ateş attı. Dışı çok sert olmuş, içi pişmemiş. İkinci tabağım. Bu birinci tabağa göre bir tık daha güzel. Yoksa aynı, içi pembe kalmış. Köftesinin dışı çok sert olmuş. Sanırım köfteler de biraz kalın. Onun da etkisi var pişmemesinde. Sarması da eksi almayayım, sarayım yeter ki sarması olmuş. Böyle bir şekilde sarmış ama çok da başarılı değil. Bir kadar çiğ gözükmüyor milföyü en azından. Yani görüntü olarak güzel ama bütününde güzel bir tabak değil. Üçüncü tabağım. Bütün köftelerimizin büyüklüğü demek ki aynı. Bir tık pembelik var içinde ama çiğ kalmamış. Çok da lezzetli bir köfte olmuş. Sarması da gayet başarılı olmuş bu gelinimizin de. Gayet o güzel örgü şeklini verebilmiş. Diğer iki tabağa göre gayet iyi bir tabak. Son tabağım. Sanırım şu an içlerinde en düzgün saran bu gelinimiz. Bayağı oya gibi sarmış. İkisini birden hem de. Sanırım içlerinde köftesi en başarılı tabak bu. İçi dışı gayet güzel kızarmış. Milföyünü çok güzel şekillendirmiş. Gayet de şık bir tabak. Bunun sosu da çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum kızları. Hadi puanlayalım. Birinci tabak, yani hiçbiri tam olarak birlik değil. Hepsi hemen hemen aynı tabakların. Bir vermem gerekiyor. O yüzden birinci tabak 1 puan. İçi en çiğ olan et buydu. İkinci tabak ondan bir tık daha iyiydi. Milföy olarak falan da. O yüzden 2 alsın. Üçüncü tabak 5 vereceğimden hiçbir farkı yok neredeyse. Milföyünü daha iyi kızartsa ve iyi hamurunu sarsaydı 5 alabilecek bir tabak. 4 puan. Dördüncü tabakta 5 puan. Yıldızsız bir 5. Çünkü genelde bütün gelinlerimiz aynı kusurları işlemiş. Köfteler çok kalın olduğu için içleri bir tık pembe kalmış. Hadi öğrenelim kimlere kaç puan gitti. Haftanın ikinci günü 2 puan. Bakalım sahibi kim? İki puanın sahibi gelinim Tuğba. Tebrik ediyorum Tuğba'yı. Fena değil bir tabak. Her yaptıkları köfte de değişiyor aslında. O yüzden kayınvalide tadımlarında da bazen sürprizler olabiliyor. Burada tam 4 puan, 5'i külliyen kaçıran bir gelin var. Dört puanın sahibi gelinimiz Gamze. Gamze iyi, ben size söyleyeyim. Gamze mutfağa giren, gayet de yemek yapan bir kız. Elinden belli. Alışırsa neler olur kim bilir. Hadi şimdi yıldızımızı öğrenelim. Gamze çıktı, Tuğba çıktı. Ya Aleyna ya Yeşim. Artık kestiremiyorum hangisi çıkacağını. Günün yıldızını öğreniyoruz. Sıkı durun. Haftanın ikinci günü ilk 5 puanla kim başlıyor? Aleyna.
Ben demiştim size aleyhine şaşırtmaya devam ediyor. Çok hırs yaptı. Evet, tebrik ediyorum bütün gelinlerimizi. Mutfağa koşup çayınızı kahvenizi kocaman bardak doldurun. Çünkü sıra kayınvalidelerde. İlk kayınvalidem kıpkırmızı giyinmiş, yakmaya geliyor. Alev alev. Teşekkür ederim, sağ olun sana. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak bakalım nasıl olmuş. Köfteleri kalın tuttukları için bilmiyorum ölçüsü nasıl öbürlerinde de içleri pişmemiş. Hı hı. Pişmesini isterdim hani köfte oldu. Bir de ben köfteyi çok... Ben de isterdim. Köfteyi çok seviyorum ya. Bilmiyorum ölçüsü mü öyle yani hani sıkmaları. Ondan sonra bir de sosunun bir tık daha kıvam yani hafif bir salça tadı aldım. Çok hafif. Hı. Kızarması herhalde yani bazı yerleri beyaz ama bazı yerleri kızarmış. Şu anda yani... Milföy'ünden bahsediyorsun. Evet, evet Nursel Hanım. Ama köfteler bak bunu da kestim. Milföy'ün sarılışını beğendin mi? Yok, şimdi mesela şekil olarak tam düzenli şey yapılmamış. Mesela bak şunun altta kalmamış ama gene de becermiş, hiç de becermeye de bilirlerdi yani. Tamam, afiyet olsun. Ama yalnız... Sıkıntılarla bırakalım onu. Maalesef. İkinci tabağımız... Nursel Hanım, bu kızımızınki daha baharatı daha çok özleşmiş köftesinde. Mesela onda baharat tadını almamıştım. Buna daha çok aldım. Bu da güzel pişmiş. Bir tık şurada bir tane gördüm ama pişmiş. Köftesi pişmiş. Bak bu daha kalın. Hmm. Mesela tutmuş kızımız. Yani acaba dedim kalın olduğu için mi ama bunu pişirmiş kızımız. Şeyini de güzel, daha düzenli yapmış saçını. Milföyünü daha güzel böyle, sarmış. Evet bak daha düzenli yapmış. Üst üste pindirmiş. Bunu yapan daha muntazam. Pindirmiş mi? Hı, pinmiş yani üst üste. Tamam. Bunlar o kadar şey yapmamış. Üst üste pinmesi çok önemli. Beğendin sanki bu tabağı. Yani şimdi, bire göre. Bire göre Nursel Hanımcığım. Daha burada iki tabağımız daha var ya. Aynen. Üçüncü tabağın. Nursel Hanım, bunda da var çiğliğimiz. Ondan sonra bir de kızımız bunu tam sıkamamış. Bu tarafa ikisinde de bak. Az az yani şeyini sıkmasını Nursel Hanım. İkisi de bak şurası da yani şey olarak tam böyle elinle şekillendirmiş. Köftenin boyutu yani eşit evet, değil. Evet, hı-hı, şekillendirememiş. Sosu da aynı birinci tabaktaki sos bunda da yani. Bir tek şey olarak özdeşen sos bunda var Nursel Hanımcığım. Hı-hı. Fena tamam değil. Güzel yani şimdi. Son tabağın. Köftelerin çoğunda sıkıntı var Nursel Hanım ana. Kalın olduğu için herhalde biraz sıkıntılı, hmm, köftelerimiz. Ondan sonra ama bir tarafından aldığımda pişmişti, bir tarafından aldığımda pişmemişti hafif köftede. Bunun sarması ya kendini attı şey olarak açılmış biraz. Da yani hani üstündeki şimdi... Uçları diyorsun. Evet, evet, evet Nursel Hanımcığım. Köftesi bitince sarmayı bırakmış. Halbuki evet, çubuğun üstünde devam edebilirdi. Evet, bir sıkıntı bunda da olmuş yani şimdi. Köftesi nasıl? Yani hafif çiğlik var dedin. Öbürünü yedin, yok dedin. Tadı nasıl? Yani şimdi köfte fena değil. Bu da fena değil Nursel Hanım. Hı-hı. Yani şimdi ilk birincideki gibi değil. Milföy'ün kızarması nasıl? Güzel, güzel. Güzel kızarmış kızımız. Olduğu kadarıyla değerlendir bakalım. Dörtte dört aslında memnun değilsin tabaklardan. Evet, köfte... Böyle de çok zor. Evet. Yalnız...
Buna bir vereceğim. Bu çok çok çiğdi Nurselam. Birinci tabak bir puan. Buna bir vereceğim. Buna beş vereceğim. İkinci tabak beş puan. Üç vereceğim. Dördüncü tabak üç puan. Bu da iki olsun Nurselam. Bulamadım. Üçüncü tabak iki puan. E bari ona da üç verseydin. Dörtle üçe neredeyse aynı yorum yaptın. Bir tık. Ya bir verseydin ya da aynı puanı verseydin. Bir tık daha şey geldi de ondan Nurselam Hanımcığım. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Şurada iki puan verdiğinle başlayalım. Yani benim gözümde şanssız bir gelin bu. Neredeyse aynı yorum yapıldı. Birine üç, birine iki. Bakalım kim bu gelin? Hazır mısın yüzleşmeye? Sadece iki puancık verdik ilk kayınvalidesin. Puanlar böyle başladı. Aç görelim. Aleyna. Gönül teyze, dörde de aynı yorum yaptın. Üçe de. Neden? Bak dörde üç verdin. Neden diye sor. Biz şeyini tam dedim sıkamamış dedim Nursel Hanım'a. İkisi de güdüktü yani. Köftelerin elini yapamamış dedim. Ama şey olarak üstündeki şeklini gene az çok vermişin dedim. Gayet de sıktım. Bize verilen bir ölçü var. Ona göre bak, sıktık. Yoksa kafamıza göre sıkmış olsaydık gayet güzel olurdu. Bak bir verci. Sıktık. Az az. Yani şey olarak Nursel Hanım'a da gösterdim. Yani çubuğa koyduğunuz yerde hemen iki parmak, üç parmağınla öbürleri daha dolu dolu. Anladın? İşte öbürleri daha kalın yapmış. Öyle kalın. Kalın bak bir. Neden iki? Farklı değildi. Farklı şey değil. Olarak yani pişmiş. Az koymuş. Çok az da. Onun için iki tamam, verdim. Az koymuşsa diyorsun ya bana bir verirken. Senin taban farklı duruyordu diyorsun. Ya belki sen de çıkar. İnsanlar yani şimdi iki verdim diye kızıyorsun. Hiç iki verdin mi bu zamana kadar benim sen? Benim köftem küçüktü. Sorun oluyor da şimdi biz mi yapamamış olduk? Eksi aldım. O zaman senin köften de küçük. İşte bu az yani. Normalde bir skala var ya. O verilen bir kadar boyut var pişti. Bence var yani az ya geldi bana. Ya ben de öyle yaptım boyuta azdı göre. Azdı. Ne yapayım kalın. Valla azdı Nurçe'yi yani. Benimki Nursel, de küçülmüştü. Benimki de küçüldü. Dedi ki pişmiş hali bu kadar olacak dedi. Ben Nursel Hanım'a da söyledim Aleyna. Bunlar dedim hafif yani saramam yani elinde sıkamamış dedim söyledim duyduysan. Gene de yani bir verecektim sıkamadı, iki verdim. Sıkamamış bir köfteye gittin sen de. Ama en azından pişirmişti Tuğba yani. Şu çok çiğdi. Ona bakışta gene pişirmiş. Pişirdiysen niye iki? Hayatım. Dördüncü tabak biraz daha çiğ demiştin. Hangisi? Benim hepsi aynı hayır, dedi. Hayır aynı ama dedi. Hayır. Baştaki pişirmiş tabak bunu, edin, ben dedim. En çiğ bu dedim. Ama pişirmiş dedin ya hayatım, az önce. Hayatım ona nazaran bu daha iyi pişirmiş. Seninkine nazaran pişirmiş. Yani çiğ temelli değil dedim buna nazaran. Anladın mı Aleyna'cığım? Keşke elin ufak olduğu için mi acaba ayarlayamadın? Aleyna'nın eli benim yüzüm kadar. Ne bileyim mi yani ikisinde İnce de aynı ve hata narin var. Canım. Ne eli küçük ay olan benim. İkisinde de aynı ama hata var. Ama senin kibar kızın evet odur. İkisinde el de büyüklüğü, yani. El hala küçüklüğüyle olsaydı ya bu işler burada en kibar şeyleri genelde ben yapıyorum. Marifet yani büyüklükte de değil bence ama. Vallahi yeşim bilmiyorum aşkım. Bir de köftelerinizin çoğu yani bir tek bak. En şey yakın pişmişe yakın buydu kiminse. Bu yani tam böyle pişmiş köfteniz yoktu. Kalın mı acaba dedim hatta. Tam senin ağzına süre layık köfteler vardı ama sen yine gittin olmayan tabaklara puan dağıttın. Hayır hayır uğraşıyorsunuz ya. Siz de temelli beni. Allah'ım Allah'ım. Burada da bir 3 puanımız var. Çok yapmazsın bugün puan dağıttın. Bulamadım. Küçük küçük de olsa bulamadım. Genelde bulamazsan da bir bir yapıyorsun. 3 puan senden kime gidiyor? Fena değil bir tabak dedik. Beğendik sayılır ama kusurları da vardı çok fazla. Aç görelim kimmiş? Tuğba. Hiç şaşırmadım. Gerçekten şaşırmadım. Milföy'ün neden uçları açılır? Ne bileyim anneciğim uçları açılmış. Neden diğer açılır? Bir düşün. Milföy kat kat açılan bir hamur fırına giriyor. Vallahi bilmiyorum ama şeyini bu ne demek oluyor benim? En iyi ben pişirmişim. Milföy havaya kalkmış demek oluyor. Hayatım tamam da hadi onu öyle dedin de bir tık seninki daha pişmiş. Bir tık içinin çiğdi. Bu daha pişkin diye verdim yani bir tık. Söyledim de Nursel Hanım'a. Anne sen iyi misin ya? Ne oldu anne? Sen ona az önce puan niye vermedin biliyor musun? Uçları açık diye şu an niye onu için uyduruyorsun? Ya onu da söyledim Tuğba. Anne onu uydurma da yorum yapma. Sen burada kaç yıllık yıllandın. Onu da söyledim aşkım.
Söyledim ikisini de. Anne bana yumuşak gitme. Senin bana yumuşak gitmen beni yani yumuşatmıyor. Ama söyledim Tuğba. Benim ellerim kibar mıymış? Onu yapabilmiş mi benim yapmış. Ellerim? Yapmış. Olmuş. Sıkman olmuş. Güzel. Sıkmanda hata yoktu. Ben sıkmamda hata yoksa neden 3? Aleyna'nın kapanmayan köftelerine 2 verdin. 4 verince kızıyorsunuz. Neye 4 verdin diyorsunuz? 3 verince kızıyorsunuz. Vallahi ya hemen hemen aynı yorum yaptı ya. Anne bana vermiyorsun o 4'leri. Genelde benim sen bir tabağa bak böyle o tabağın 4 vermeyi düşünüyorsun ya. O ben değilim. Hiç 4 verdiğin tabaktanın altından ben çıktım mı? Çıktım. Hayır hiç çıkmadım. Çıktım. Hiç ne zaman çıktım anne? Yakın zamanda hatırlat. Ne zaman hayatım, çıktın? Hayatım çıktı. Anneciğim 5 veriyordu çünkü ondan çıkmamış. Hatırlat bana verdiğin 4'ten sen çıktın geçen günde. 4'te 5'te çıkılıyor hayatım bak. Anneciğim 4 verdiğin hiçbir tabağın altından çıkmadım. Sen hep 4'ü havaya dağıttın. Bana hiç 4 vermedin. Bunu beğendin. Aleyna'nınkiyle benimkinin arasında bir fark yok. Benim sadece hamurum fırında daha fazla durduğu için milföy kabaran bir hamur olduğu için kabardığı için açılmış. Uçları iyi pişirdim diye mi suçum? Uçları açılmış. Hayır anneciğim suçum iyi pişirmek mi? Yok güzel pişirmişsin, yakmamışsın, yanık değildi. Yakmam zaten, niye yakayım? Yanık değildi, güzeldi yani de işte dedim. Köftemin içi çiğ. Peki 5 verdiğin içinde çiğlik yok mu? Yok. Hiç yok. Çok nokta kadar. Gelir nokta. Bakarım ama. Gel bak nokta kadar. Benimkine yani. Daha mı fazla? Biraz daha fazla. Bakacağım birazdan 5 açıldığında. Gel bak. Eğer arada bir fark varsa o zaman görüşürüz. Tamam. Gel ben biliyorum. Ya sen vallahi sınav gibisin. Bir de böyle hayatım duruyorsun. İyice baktım ya. Ona göre sen puan verdim. Sen de hatalı puan verdiğin farkındasın. Değilim. Ben hatalı vermedim. Zannetmiyorum. Hayatı boyunca 2 kullanmadı. Bugün Aleyna'yı hissetti herhalde. 2 verdi. Ya niye beni hissetmesi ne alaka? Senin tabağına aynı yorumları yaptı ya. Hemen hemen aynı. Aynı şeyleri dedi. Hayır benim hayır Aleyna da... seninkinin boyu güdüktü. Boyuna takıldın. Evet. O küçük ya. Onun da milföyüne takılıyorsun. Hayır, onun pişirmiş. Milföyde eksik çıktı. Yok, boyda eksik var. Ve senin yıldızın Yeşim mi yoksa yeni gelinimiz Gamze mi? Bir verdiğine bayağı olumsuz yorum yaptın. Aslında 4 tabağı da beğendik sayılmaz ama bir verdiğine ekstra bir beğenmedin. Hazır mısın? Hazırım. Yıldızını öğrenmeye kendi gelinimiz değil, başkasına hediye gidiyor. Aç görelim. Yeşim. Hiç şaşırmadım ki. Afiyet olsun. Gamze. Bir mi o şimdi? Evet. Birden çıktı. Bir. Bir aldın. Bir. Ya şu an gerçekten en iyi puanı beklerken bir alınca şok oldum. Aa. Hissettim. Neden bugün o kadar şok iyi neden geçti, şok güzel geçti derken. Güzel mi geçti? Pişim. En geç sen fırına atmadın mı? Fırına attım ama hepsini hallettim. Ya şekillerini güzel verdim. Pişim. Uzunluklarını hepsi aynı oldu ve çok iyi kızarttım. O yüzden zaten o gecikme şey oldu. Zaten. Ben uzunluklarında bir şey söylemedim. Uzunlukları bir Aleyna'nın ki... Uzunlukları aynı, kalınlıkları aynı, iyi yoğurdu, ya falan yoğurdum değil, ve olamaz bütün böyle hepsinin ya. Şekillerini özenerek verdiğim için zaten o ama kadar geciktim. Ama seninki daha içi, en çiğ olan seninkinin içiydi. En çiğ. Gidip bakabilirsin, en çiğ. Ve şeyini de şeklini bize zaten de yapılacak hani o köftenin bir kalınlığı, bir ölçüsü vardı zaten tamam, hani. Tamam ben dedim zaten bak onlar da kalın ama onun içi pişmemiş dedim. Söyledim. Ben şu an şoktayım gerçekten, çok şaşırdım. Evet şoktasın. Çiğ yani. Bak. Evet bakmak istiyorum gerçekten ya. Ağlayacak gibisin, iyi misin? Evet ben iyi değil bence. Gördün mü kızım? İçi pembe mi yani? Pişmemiş bu ne? Şimdi. Bir saniye, bir dakika, bir dakika. Ya kalın bir köfte. İçi tamam, zaten bak, hafiften pembe kalmak bak, zorunda. Nasıl zorunda? Ya tabii ki içi, dışı gayet bak, güzel kızarmış. Hatta ben onun var ya ikinciden de kestim eğer ihtimale karşı. Evet. Öyle ikisi. Örgüsü de gayet güzel sarılmış bir yok şekilde. Bak bilmemişti üstüne. Burada böyle üstü atıktı ya, burada. Bu tarafa doğru geldiğinde kabardığında bu şekilde bozulması çok normal tamam zaten. Tamam da. Bu bak ölçülü bile değil, ince. No, hepsini normal yapmışsın, seninkinleri inceydi hem de. Ama ben pembe, en pembe, en pişmeyen köfte seninki. Anne bir de bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ben onun şekillerini gördüm. Gerçekten o kız bayağı uğraştı. Ama o yüzden zaten geç kaldım.
burada o kadar alışmışsınız ki kötü yemek yemeye. Yani bunu bilerek ayırdığını düşünüyorum Gönül abla. Gerçekten gelinini bulmak için ona bir verdiğini düşünüyorum. Hayatım ben gelini bulsaydım gelinime beş verirdim. Yeşime neye beş veririm? Ben yeşime mi çalışıyorum? İşte onu düşünememişsin galiba. Ben biri gerçekten kabul etmek istemiyorum yani. Ben çok özendim. Kusura bakma vallahi biz burada iyi de kötü de yemek yemiş olabiliriz. Çünkü onları sizler hiç yapıyorsunuz. Hiç zannetmiyorum. Ama her zaman... Ben yeni geldiğim için ve yeni geldiğimi en iyisi olduğunu anladığın için sen güzel. Bir vermişsin. Başka vallahi hiçbir şey değil. Yeni gelen böyle güzel tabak çıkarmıyor. Yemin ediyorum güzel evet. Tabağın. Ben senin köfte şekillerini de gördüm. Ya ben Nizami, çok özendiğim için var. Zaten. Helal olsun. İçi pişmemiş. Sen sırf içi pişmemiş diye öyle tabağı harcayamazsın. Oraya da içi pişmemiş dedin. Şekli de bu kadar dedin. İki verdin ona bir verdin. Ben de şimdi... Bir eve mi götüreceğim? Eve mi götürüyorsun? Bana verseydin alışkınsın, hiç sıkıntı Allah yok. Allah Allah. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam. Oo! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Kendinize güvenin, ben öyle yaptım. Aleyya! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Alnımın akıyla 122 bilezik oldum. Zirveye çıktım. Gerçekten! Hem tarihe geçtim hem şampiyon oldum. Yeşil! Yüzün üzerinde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Ağır. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzel miyiz? İkinci kayınvalidem Hacer Sultanım. Hoş geldin hoş şekerim. Bulduk, afiyet için. Olsun. Şunu söyleyeyim, köftemizin iç harcı falan güzel ayarlanmış ama içi pişmemiş. Dış hamurumuz güzel pişmiş. Yenmeyecek kadar mı pişmemiş? Yok, değil ama birazcık daha da istiyormuş. Hı-hı. Hani ben tam değerlendirmeye göre, hani tam olmuş olmasına tam pişmemiş göre... Pişmemiş deyince başka bir şeye giriyor ya, az pişmiş. O zaman şöyle diyelim, az pişmiş diyelim. Hı-hı. Ama hamuru pişmiş. Hı-hı. Kıyır kıyır. Şimdi çok kestin köfteyi aslında. Hı, birkaç kere baktın. Hani acaba ucunda pişmişlik var, ortasında mı pişmişlik yok? Hani tam anlamıyla tamam. Isı her yere girebilmiş mi diye. Ama hamuru pişmiş, kızarmış. O şekli de önemli bence. Şekli de güzel. Ben başlama noktalarına baktım, bitiş noktalarına baktım hamurun. Hani yapılabilmiş mi simetrisine. Sos? Sosu bir tık bana çok... şeyi bastırmış, bütünlüğü bastırmış gibi geldi. Sosu tek başına değerlendirirsen sosun kıvamı falan sosu nasıl? Sosu tek başına değerlendirsem güzel ama buna koyduğumuz tamam, sen zaman... Sen yemeği eleştiriyorsun yine evet, her zamanki evet. Gibi. Okey, yakıştıramadım. Hani bütünlükte olmamış anladım geldi hayatım. Bana. Onunla kızların yapacağı hiçbir şey yok. İkinci tabağımız... Bunda biraz daha pişmemiş köftemiz içini görebiliyorum. Bire hamur göre mi? Pişmiş, evet bire göre. Bire göre daha çiğ. Ama abi. Şöyle bir şey var, bunun da iç harcı bana çok lezzetli geldi. Köftesi evet. Yani hem sevgisini katmış bence, hem böyle güzel yoğurmuş gibi geldi. Anladım. Sarış şekli de orta. Yani şeklimiz orta tamam. Dereceli sarmış. Ama normalde bir bütünlük olarak bakarsam yine bu da orta seviyede geliyor bana. Peki. Üçüncü tabağın. Şuradan başlamak istiyorum. Köftesi pişmiş ama sosu da çok güzel olmuş. Sadece bir tık kızarmış ama birazcık daha kızarabilirmiş. Ama sevdim yani. Sosu güzel. Milföy mü daha çok kızarsaymış? Aslında yakışır. Olmuş.
Çünkü köfte kızardığı için üstünün sadece bir mülfiyi kalıyor. Hı hı. Sosuyla beraber birleşmesi için fırında. Başka bir işlem kalmıyor bunda. Şu an en beğendiğin köfte bu oldu. Yani. Hı hı. Evet. Son tabağın. Bunun köfte harcı da güzel olmuş. Hı hı. Sosu da güzel. Sanki sosu güzel ama biraz daha sosu suyunu çekmiş yani. Birazcık akışkanlığını kaybetmiş ama güzel. İç harcı güzel. Hamuru da pişmiş. Eti de pişmiş mi? Bu da bir tık daha içinde var kırmızılık. Olabilirmiş. Ama o zaman da bunu ilk etaptaki ilk şey önemli. Kızartırken pişirmeleri, sonra hamura sarıyorlar ya. Hmm. O anda onu tam pişirmeleri lazımmış. Aynen. Yüksek ateşte kızartırlarsa dış tabakası sertleşir, içini pişirmesi engellenir. Hmm. İlk önce kısık ateş, sonra kızartma. Duydunuz mu kızlar? Bir dahakine uygularsınız. Ben öyle yapıyorum. Bu bir dipnot olsun. Hadi arkadaşlara. Bakalım. Ver puanını. Buna 5 veriyorum. Üçüncü tabak 5 puan. Buna da 3 veriyorum. Dördüncü tabak 3 puan. 1. Şimdi. Şu. İkinci tabak 1 puan. Çok büyük köfteler. Buna da 2 vereyim. Birinci tabakta 2 puan. 2 puancık verdik bu tabağa. Bakalım kim? Sanki 5 verdiğimiz tabaktan çok da farklı yorumlar yapılmadı benim hatırladığım bu tabağa. Fena değil dedik bu tabağa. Hazır mısın? Hazırım. 2 puancı kaldı maalesef bu gelin. Kaldır görelim. Kaldır. Tuğba. Hiç şaşırmadım. Pes ya vallahi. İçi pişmiş dedin, milföyü güzel dedin, sosu güzel dedin. Sadece baharatı baskın dedim benim tabağıma. İçi biraz daha pişmeliymiş dedim. Şimdi ortasından şöyle, kestim Tuğba'cığım. Sen benim tabağım var, diğer 3 tabağı da. Bunlar bak, pişmiş ama bunun içinin biraz daha pişmesi lazım dersen olur. Ama senin 5 verdiğin de içi az pişmişti. Şöyle yani söyleyeyim. Aramızda bir fark yok. Sadece senin bir baharat takıntın var ya, baharatı çok sağ, bu benim gelinim olamaz. Çünkü senin gelinin baharatları böyle attığı için. O yüzden aynen, o tabak geri kalanını da cebime yoksa koyuyorum, benim eve götürüyorum. Evde baharat şey benim kayınvalidenle konuşuyorum, sıran gelince konuşursun. Sen bana laf atıyorsun, ondan olabilir mi? Ben senin de baharatları dedim, cebime koyuyorum, eve Aleyna, götürüyorum. Aleyna sen diye sana hitap etmedim, senin gelinin dedim. Burada okay, bana laf söylüyorsun. Devam sana laf söylüyorum, lafın bitince sen de cevap verirsin. Tamam. Çocuk gibi araya girip ha tamam ha demek konuşmak değil. Ne diyeyim, sen gibi cevaplar veriyorum. Baharatının fazla olduğu için direkt onu zaten kafadan eledin. Bu tabak dünyanın en güzel tabağı da olsa baharat olduğu için zaten ya birdi ya ikiydi. Sana şöyle söyleyeyim İkiyi o zaman. İkiyi de zaten öyle vereyim ya ne olacak. Hayır, köfte çok büyük olmuş. İçi bunu seninkinden de pişmemiş. Bak söyledim bunu da. Dedim ki Nursel Hanım da sordu. Köftesi nasıl büyük olabilir? Bak, aynı ölçüleri yapıyoruz abla. Gel bak bu daha iri köfteleri seninkinden. Hayatım görüyorum burada. Onu nasıl bırak. Bir de ya, şunu söyleyeyim sana. Ben içip hepsini kestim baktım. Seninki daha kızarmış geldi. Sadece dedim ki... Kızarttım çünkü. Tamam. İlk önceki işleminiz o zaten. Buna evet, bakılırsa kızartma, bu işleme göre kızartıp sonra fırınlamak. Evet. Soslayıp fırınlamak. Doğru mu? Hayır. Gördüğüm evet, kadarıyla. Hani tahminim sadece böyle. Sadece sonradan geldi. Anladım. Şimdi buna baktığımda seninkinin evet iç harcı bak. Yemin ederim baharatların hepsini de aynı aldım. Hiçbir ne eksik ne noksan. Hepsi tamam, de aynı düzey. Sadece neden ben de baharat buradaki dedin abla? Kritik ne biliyor musun bak? Pişme oranları ve salçanın akışkanlığı. Benim şuradaki gördüğüm kritik o. Dördüncü taban salça sosunu beğenmediniz. Birincinin salça sosunu dediğin... beğendiniz. Sadece altına yakıştırmadım. Siz yemeği değerlendirdiniz. Aynen benim tabağımı eleştirmedin. Sosunu beğenmediniz siz. Hadi devam edelim. 3 puan verdiğini açalım şimdi de. Bugün bir gümbürtüye gidiyor tabaklar. Çok benziyor hepsi birbirine. Dolayısıyla da böyle puanlar çıkıyor ortaya. 3 puan kime gitti? Hazır mısın? Hazırım. Her açtığın tabakta ayrı bir yüzleşeceksin. Kaldır görelim. Aleyna kendi gelininmiş. Tüf, sosun kaynamaktan suyunu kaybetmiş. Yani nasıl yapmam gerekiyordu? Salçalı su mu koysaydım altına? Sos ne olur bir şey kaynar, mi? Sos tamam, pişer.
Tabii ki tamam. Pişecek. Pişmeden sos olmaz. Bir ölçüsü var. Ölçüsü var. Demek ki zamanını ayarlayamamışsın Aleyna. Belki bir dakika önceden alacaktın. Baktın gidiyor suyu. O hazırladığın sos nedir? Biraz suludur, kıvamlıdır. Ama su gibi mi koymam lazımdı altına? Su gibi demedim. Yani öyle koysak su gibi ne alaka? Su gibi demedim. Sadece birazcık daha pişseydi. Hayır ben öyle mi koysaydım biraz dedim. Biraz büyük olmuş. Aslında içindeki harcın güzel olmuş. Güzel yapmışsın, güzel yoğurmuşsun. Biraz büyük olmuş. İçinde de pişmekte de birazcık şey gördüm. Daha pişmeliymiş. Bir de salça sosundan dolayı. Köftesi mi büyük olmuş? Birazcık lan. Gönül annem de az önce yok, burada da diyor. Kısa toplanmış. İşte burada öyle ama. Diyor toplanmış kısa. Ha. Ve şaşırdım yani ben şu an. Niye? Ya ne bileyim. Daha güzel yapardın salçayı. Yani. Tabağa güzel kadar. Yorum yaptın yani. Güzel yorum yaptım kızım tamam da diyorum üçüncü ki birazcık daha. Üçüncü tabağın nesini beğendin? Üçüncü tabağın. Şu dört parmağımızla ayrı... bak şu dört parmağımızla o çöpe yaparken şu şekilde bir sıktırma vardı şu şekilde. Hepsini aynı ayarda sıktırsın. Bunun ortası geniş uçları yok. Yok. Bak aynısı. Benim bildiğim şunu tuttuğun zaman aynı, çöpe bak. Şu sıktırdığın zaman aynı oranda olur. Yaydırmak gerekiyor. Anladın mı? Bak, onu da şu tabakta gördüğüm için beşi verdim açık söyleyeyim. Senin yıldızın kendi gelinin değilmiş senin yıldızın. Gamze ya da Yeşim senin yıldızın. Hadi öğrenelim. Ben tahmin ettim ama içimde. Hazır mısın? Hazırım, tahmin ediyorum. Kim? Söyleyeyim mi? Söyle. Yeşim çünkü doğuya yönelik bir şu sıkma şekli. Ha. Eğer ona düşündüm de yani. Keşke bunu daha önce düşünseydin. Hayır ama şimdi hakkını yemek istemedim. Peki, aç görelim kimmiş? Biliyorum. Yeşim. Bile bile mi verdiniz bana yani? Hayır bak gerçekten evet, bile bunun işi eğer bu köfte çöpe oluyorsa bunu bilirsiniz Şişte de yaparlar. Biliyoruz kültürü. Sırf ona takıldım yani. E siz her gün buraya gelininizi bulmak için geliyorsunuz ya olmayan tabaklara normalde veriyorsunuz. Hayır şu an ben düşündüm. Haksızlık olmasın diye benim yapacağımı tahmin edip mi verdiniz yani? Arkadaşlar değerlendirmeye göre verdim. Senin yörene de ait bir şey şu an aklıma geldi. Öyle bir şeyi tahmin evet, şu ettim. Şu an ilk verirken gelse sen asla vermezsin. Evet. Doğru söylüyor vermez. Vermezsin. Vermez. O yüzden haksızlık edeceğim değil mi ama yani? Şunu düşün. Keşke onu düşünseymişim. En büyük şimdi elini buradaki, Yeşim iyi mi bak, yapar? Hayır. Buradaki yöreye göre. Sen yok. Adıyamanlısın ne bileyim. Konunun elle alakası yok. Ya, el. Ya. He. Gene, onu şey yapmak yemek lazım. Geleneğine göre anlatabildim. Şu sıkma olayını dedi ya. Şeyde Gönül Hanım da ona takılmış. Biliyorsun bu kebap turları nerede yapılır? Genelde doğu bölgelerinde daha çok yapılır. Ya ben anlatamıyor muyum? Bize ölçü veriyorlar. Bana da deselerdi ki parmak basma. Alasını parmak basardı. Ama şimdi bak o sizin alası mı? Bize biz ölçü orantısı ya. Şu uzunluk var ya. Ha. Bak mesela ince bunu, uzun diyorlar. Bunu orantısı bir şey söyleyeceğim. Bak, hayır hayır gel. Gel gel bak ne anlatacağım. Ha. Lütfen gel. Şu ortasını şimdi bir şey... bak. Şu ben ortası sizin... bombeli tamam mı? Bak iri. Seninkinin hep düz gördün mü? Düz. Bak. Zaten düz olması ama bak, gerekiyor. Bu ortası bombeli. Anladın ya mı? Siz, ben sizin daha önce de söyledim. Şu an bana 5 verdiniz diye fikrim yine değişmiyor. Siz açıldıktan sonra bir şeyler çeviriyorsunuz. Şimdi burada 5... Çeviriyor muyum? Evet 5 çeviriyorsunuz. 5'i sana verdim ben. Tamam verseniz de ben düşüncemin yine arkasındayım. Siz burada gelininizi aramaya çalışıyorsunuz. Yok bombeymiş yok sosu. Bir herhalde arayacağım gelinimi. Altı üstüne. Onları geçin burada bir şey yok. Bir şey mi yok? Olur mu canım? Olması gereken o zaten. Siz olması gerekene zaten puan vermiyorsunuz normalde. Niye veriyorum? Olmaması gerekene puan veriyorsunuz ya. Ya Allah'ım bu puan alıyor söyleniyor, kendinize... puan almıyor söyleniyor. Hayır. Ben anlamadım niye ya. Niye siz kendinize olan yeri bakın, alıp da olmayan yeri sallıyorsunuz acaba? Allah'ım bir ömür yapsa diyeceğim ki okey en beğendiği tabağı 5'i verdi. Seninki baya şöyleydi bana bunan tabaktaki büyüktü. Uçlarını bir dakika tabağımla alakalı yorum yapabilir miyim? Bir konuşabilir miyim? Buyurun. Burada gerçekten en fazla özenen... Gayet iyi pişiren, güzel de saran bendim. Yani bunu herkes güzel. Arkadaşlar da gerçekten hemfikir. Demek yani, ki güzel sarmak da değilmiş, bir de pişirmek de bu işin bir parçasıymış. Gayet güzel de kızarttım, gayet güzel de kızarttım. Hepsini o şekilde. Hacer abla bir dinlesene, kız kendini ifade etmeye çalışıyor ya. Bak kalınlıkları da aynı, hepsi de eşit bir şekilde. Gerçekten teker teker de kızarttım. Sarması da aynı şekilde. Yani ne farkı var diğerlerinden? Ortaları bombeli olduğu için orta pişmemiş. O piştiğinde zaten köfte ucunu inceltmemiz lazım. Bizim yaptığımız şekildeki gibi kalmıyor zaten. Hani illaki topluyor kendini. Ucuna geçtim, pişmemiş. İçi kırmızıydı tabağının. Nasıl pişmemiş yani acaba? Gidin bak yalan mı söylüyorum ben? Pişmemiş.
Bir kırmızıydı, o yüzden zaten biri aldı. Ben bir tabağıma bakmak istiyorum. Buydu değil mi? Hayır. Bu. Evet. Hadi. Hemen göstereyim, tamam. Bak canım. Evet, göster. Bak, şimdi bu kalın şundan olmuş. Şundan fazla kızarıklık var. Onun içi de aynı. Pişmiş, köftelerin bak, bak. Nasıl pişmiş? Aynı yani bak, pembeli. Bak. Evet, seninkinin göster. Seninkinin kırmızılarına bak canım, gördün mü? Bunlar nasıl kırmızı ne? Hacer Bunlar, Hanım? Bak, 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 alabilir bak, miyim? Bak, içi pişmemiş kızım. Ya, alabilir miyim şunu bana, lütfen? Bak, pişmemiş bakın. İçi. Tamam. Pişmemiş. Bu kalın bir köfte. Bak, İçinin bu kadar pembe bak, kalması gayet normal. Ya, bunun bir içi nasıl mısınız? Dışı bak, kadar kızarmış pişmemiş. Olabilir? Gördünüz mü? Bak, pişmemiş. Bunun dışı kadar içi nasıl kızarmış olabilir? Senin yaptığın olabilir? Hata ne biliyor musun? Evet, sen mi? Bunu yaparken ateşi yüksek tuttuğun için dışı kızarmış, içi ateşi pişmemiş. Ateşi yüksek değildi. En kısık ateşte, en küçük gözde pişirdim. Aynı şekilde çevire çevire kızarttım bak, ben o bunu. O zaman bu pişer. Ya da o zaman birazcık incelteceksin. Bu normal bak, yuvarlak kalın bir köfte. Bak, bunun içi bak, dışarı dışı kadar zaten bak, pişmez. Bak canım. Ya ben hakkaniyetli olduğunu asla düşünmüyorum. Zaten hiç düşünmezsiniz ki. Bu size göre değil yani. Hayır, asla bence düşünmüyorum. Bence hatanızın arkasında durmak yerine ben lütfen kendinizi eleştirin. Ben yeni geldiğim için planlı projeli şey yapıyorsunuz. Plan, hayır, o ne asla demek planlı projeli ya? Saçma evet, sapan konuşma. Evet, puanınızı öyle veriyorsunuz. Ne planlı projeli hayır ya, kendi fikrimi söylüyorum. Ben hayır, öyle bir şey olsaydı kendimden gelinime üç vermezdim, tamam mı? Kendimden o kadar eminim tamam ki asla hakkaniyetli puan vermiyorum. O tabağı açarken kimin olduğunu da tahmin ettim. Ben eğer planlı projeli olsaydı bunu söylüyorum. Ben de bunu tamam söylüyorum. Mı? Tahminle puan veriyorsunuz. Hakkaniyetle puan asla vermiyorsunuz. Ne kendi istiyorsun? Hakkaniyetle puanı sana 5 vermek mi olduğunu düşünüyorsun? Bak kendi asla ağzınıza söylediniz. Çünkü o tabak bana o şekilde bağırmayın, tamam mı? Bana düzgünce konuşun. Sen de düzgünce kendini, konuş. Bak kendiniz söylediniz. Dediniz ki ben tahminle puan verdim diye. Kendi tahminle değil. Tahminle bir dakika. Buraya hayır, gelen... Bir dakikası falan gelen, yok. Kendiniz söylediniz. Kardeşim buraya gelen kayınvalideler nasıl cevap veriyor? Nasıl herkes bilmiyor mu? Kimin ne olduğunu. Tahminle mi veriyorlar? Tabii ki tahmin edecek. Gelinin olduğunu tahmin edecek. Tahminle veriyorlarmış demek ki lezzetle vermiyorlarmış. Ya nasıl yaptığına göre anladın mı? O tabaktan hayır, kim onlar çıkacak tahminle diye tahmin etti. Benim kayınvalidem tamamen lezzet odaklı. Ben şu an Hacer Hanım'la alakalı söylüyorum. Kendi ağzıyla da o söyledi. O kendi söylüyor. Yeşimin çıkacağını tahmin ettim hayır, diyor. Hayır, hiç öyle değil. Kendisi söyledi yani. Yeşimin çıkacağını tahmin ettim diyor. Ben tahmin etseydim zaten öyle değil. Ben kendi yaptığım yemeğimden de köftemden de gayet eminim. Tahminle puan verdiğinizde emin olamadığın için oradaki kırmızılığı gördüğün halde pişmemiş köfteye pişmedik pişmiş dedim ben. Hacer abla o kalınlıkta köftenin içi nasıl dışı kadar kızarmış olabilir? Onu sana sormak siz lazım. Yemek yapmasından anlamıyorsunuz. Sen yapacaksın. Yorum da yapmayın bana gerçekten. Gamze niye, onlar alıştılar burada 6 haftadır ya, olmayan yemekleriyle çeyrek bilezik aldı ya. Sen burada tabak çıkardın ya bugün. Sen de hep olandan alıyorsun Tuğba. Onun şeyi var şu anda. Senin tabağını bu... Bak yemin ediyorum ben onun elini izledim. Aleyna'ya 1000 basar. Üçüncü kayınvalidem oldu bile Hatice Sultanım. Hoş geldin. Sağ olun, teşekkürler. Buyurun birinci taban başına. Afiyet olsun. Sağ olun. Dün bulamadım, inşallah bugün bulurum. Bugün yapacağız. Çok üzüldüm. Olsun. Mülfeyi güzel pişmiş, hı hı. Kızarmış da, sosunda biraz domates kokusu var, tam şey olmamış, kıvamında olmamış. Daha sosu. Pişmesi gerekiyormuş. Hı hı. Evet, köftesi de pişmiş sayılır. Sayılır. Hı hı. Yenmeyecek gibi değil, biraz değil. Daha pişmeliydi. Evet. Değil. Peki, gel hı. İkinci tabağımıza geçelim. Kırmızı tam olmamış köftesi. Hem de kalın olmuş diğerlerine göre. Ama mülföyü kızarmış. Sosu da güzel. Bire göre daha mı çok beğendin daha mı az acaba? Hı? Bire göre köftesi sert olmuş. Hı. Ama pişmiş. Sosu da güzel. Lezzetli mi köftesi? Lezzetli, güzel. Tamam. Unutma yorumlarını. Üçüncü tabağın. Thank you.
Bizim sosunda da domates kokusu var. Tam olmamış kıvamında değil. İki de yok muydu? Yoktu. Onun sosunu de beğendim. Hı-hı. Ama onun da köftesi kalın olmuş. Evet. Sert olmuş. Mülföyleri hepsinin aynı. Güzel kızarmış. Hı-hı. Şey, köftesi ne dedin bunun? Bunun köftesi kalın olmuş. Tam da herhalde yoğrulmamış, dağılmış. Peki, son taban. Bunun da sosu güzel. Ama köftesi olmamış, pişmemiş. Mülföy de yani tam öyle şey, kıyır kıyır gelmedi. Aslında mülföyün hamurları hepsi aynı. Çok çabuk pişer. Evet. Aynı olması lazım. Hadi bakalım, kolay gelsin sana. En zor işe geldik. Evet. Bu bir. Dördüncü tabak, bir puan. Buna 5 vereceğim. İlk tattım, güzeldi. Birinci tabak 5 puan. 3. İkinci tabak 3 puan. 1 puan. Yok, ona da bir vermiştim. Bu da bir. Artık ağzından çıktı. Üçüncü tabak 1 puan. Evet. Çok zorlandın puanlarken. Evet. Zorlandım bugün. Buldun mu gelinini sence? Herhalde bulamadım. Ya. İki tane birimiz, bir tane üçümüz var. Şundan başlayalım. Puan vermek istedin, istemedin. Çok çekimser kaldın. Tut evet. Kenarlarından lütfen. İlk bir puanımız bu. Bakalım kimi üzeceğiz. Derin bir nefes. Evet. Aç da görelim kime gitti bir puanın. Tuğba. Sosunun kokması imkansız. Çok iyi kavururum. Onu kabul etmiyorum. Başka neyini beğenmedin? Köftesi dağılmıştı. Nasıl dağılmıştı? Yani tam tutmamış köftesi. Yo, gayet de güzel tuttu. Pişirirken de hiç dağılmadı köftelerim. Çünkü uzun bir süre, 15 dakikaya yakın ben onu yoğurdum. Ama hele sosuma geldi. Yaptığın yorumu asla kabul etmiyorum. Domates kokusu vardı, çiğ kokusu geliyordu. İmkansız. Hepsinin çok de tadına iyi, baktım çok tek iyi tek. Koku çıkartırım, imkansız. Kokusunu alırım yani salçanın. Senin ne demek istediğini anladım ben. Salça çiğ kokuyor aslında. Domates kokusu dediğin o. Evet. Çiğ kokuyor, kavrulmamış. İmkansız. Aha. Çok güzel kavurdum, kokusunu da çıkardım. Suyunu da zamanında koydum. Fokur fokur pişirdim. Suyla birlikte. Evet. Yani sosu kokuyor, asla kabul etmiyorum yani. Gel bak, köften daha. Sen beni şu an çiğ bir tabakla ortak yaptın yani. Benim tabağımda öyle bir şey olamaz. İçinde çiğlik yok. Aha, tam çok güzel pişirdim. Abla 2-3 yerinden çatlayabilir yani, bu normal. Biz şey miyiz, profesör müyüz yani? İşte ne yapalım, puan vermek abla, için abla şekil, şekillerine bakar mısın? Güzel, hepsi aynı şekilleri, güzel. En güzel şekilde benim. Sosum da gayet mülföy güzel. Mülföy de zaten kendi yaptığınız mülföy değil. E tamam, mülföyü de biz yapamayız herhalde burada abla. Sen de beklentiye giriyorsun. Yani hepsinin tadı aynı. Bak ne yapmışsın biliyor musun? Sorunlu olanı bilerek yemişsin ki kusur bulayım diye. Niye bunu yemedin? O da kalın, gördüm onu da zaten. Ama zaten verilen ölçüyü yapıyoruz. Yani ekstra bir ölçü kullanmıyoruz. Gelininize güvenmediğiniz belli ama şu anda da gelinize neden? Puan ver. Neden? Gelinime her zaman puan vermediğinizde inşallah vermemişsinizdir. Çünkü gelinim beni güzel yapar. Beni çiğ bir tabakla aynı kefeye koydunuz. 3 puan da bu tabağa verdik. Kara kara düşünüyorsun ha. Evet. Ha? Bir hatalı mı yaptın puanı? Sanki. Değiştirmek istesen değiştirir miydin? Baştan puanlayalım mı? Hı? Sanki buna 5 verirdim. Ona 5 verdin. Birinci tabağa 5 verdin. Tamam o zaman. O zaman yanlışlık yok. Tamam. 3 puan da verdik bu tabağa. Bakalım kime gidiyor? Hazır mıyız? Hazırım. Çok heyecanlıyız, onu görebiliyorum. Evet. Nefesini al derin derin, aç tabağını görelim. Yeşim, gelinin sona kaldı. Eyvah. Haydi bakalım. Şimdi bir tek salça kokusunu, domates kokusunu almadığınız tabak oydu değil mi? Evet. Birinci tabağa da dediniz siz, bunda domates kokusu geliyor dediniz. Aynısını söylediniz, bir tabağa bir verdiniz, diğerine 5 verdiniz. Evet.
Gelininiz en iyisini yapamaz. O zaman salça bile kavuramaz mı demek istiyorsunuz? Orada mülföyü bile güzel geldi. Diğerlerinde mülföyünü hiç hissetmedim. Sosu da güzel geldi. Hayır, sosu güzel değil. Bununla domates tadı alıyorum dediniz. Üçe gelince de bu da birinci tabak gibi dediniz. Tamam, domates tadı alıyorum da bir çiğ tadı almak var. Bir de pişmiş tadı domates almak var. Domates tadı alıyorum demek. Salçadan çiğ demek mi diye size sorduğunda evet dediniz. O anlamda mı söylüyorsunuz dediğinde evet dediniz. Domates, bir salçadan domates tadı alıyorum demek ne demek? İyi ne kavurmamış. Demek? Evet. Onu demek istiyorsunuz. Benim tabağıma da aynı yorum yapmışsın. Bana bir verdin, diğerine beş. Evet. Bunun köftesi hem de şeydi, kalındı. Benimki mi kalın? Hı-hı. Baştaki çok güzel mi yapmış? Güzeldi. Ben ondan tarif alacağım bundan sonra. Baştaki kimse gelininizse de tarif alırım. Aleyna olsa da alırım. Öğreniriz yani. Bizim de bilmediğimiz bir şeyler vardır belki. Aynen. Hemen zaten yemişsiniz. O yüzden uzunluğuna çok bakamıyorum da. Yemeseydiniz bakacak. Yemediğine bak. İşte burada. Ne var uzunluğunda? Kalınlığında. Uzun demedim. Tamam. Kalın dedim. Kalın. Evet. Şu açılmadığı için bakamıyorum da hemen bir bakın kalınlıklara. Bu aynı değil mi? Daha kalın. Diğerlerinden kalın. Daha kalın. Evet. Milföyü de hesaplıyor musunuz? Tabii. Ona göre milföyü daha çok kabarmış. Hı-hı. Daha çok kalın. Bu kabaramamış. Bu ince kalmış. Anlıyorum. Kabaramadığı için 5 aldı. Salça sosunu kavuramadığı için 5 aldı. Ben 1 aldım. Salça sosunu ben de kavurmadım. Evet. Olmuyorum. Ben mesela 1 aldım. Bir tanesi de kavuramadım. Madem olmayana veriyorsanız 3. tabağa da puan vermeniz lazım. Lütfen Kayseri'de lezzet açısından annemin üzerine asla yoktur. Bu kadar fazla sizin üzerine gitme. O yörede salça kavurmuyorlar mı? Demek salçanın bir kavrulmamış kokusu var, lezzeti var, bir de kavrulmuş var. Annem ondan bahsediyor. Evet, yani kavrulmamış bunu diyor. Bunu bilmiyorum, olamazsın diye düşünüyorum. Ben mi bilmiyor oluyorum? Bilmiyor şimdi olamazsın. Ben seni aydınlatayım mı? Birinciyi yedi, bunda domates kokusunu alıyorum dedi, tadını alıyorum dedi. Tamam, çiğlikten bahsediyor. Yani o domates kokusunun bir pişmiş kokusu, lezzeti vardı. Tamam, onu dedi, tamam 5 verdi, farkında mısın? Zaten tahmini yürüttükleri için 5 vermeleri çok normal. Bak şimdi söylediğine tezat çıkıyor. Demin Hacer ablaya söylediğin laf işte. Evet. O zaman senin kayınvaliden de tahmini yapıyor. Sizin o yerede kayınvalidemin tahmin yapma gibi bir durumu asla yok. Lezzetten iyi anlıyor olabilir ama hatalı puan yapıyor. Birazdan sana bir verirse de böyle aynen benim kayınvalidem lezzetin kraliçesi dersin, tamam mı? Salçayı kavuramamış bir tabağa, milföyü bile kabarmamış, ipince duruyor. Bana kalınlıktan bahsettiği olay da oymuş. Belki daha fazla zaten kabarmış. Asla ben yorum, kesinlikle kötü yorum istemiyorum. Bunu hele bugün net söylüyorum. Neyden, tabandan mı? Tahminle puan verildiğini tekrar dile getiriyorum. Yani bu kadar. Ben tabağımdan yaptığım takdirden eminim. Hatice Hanım'ın yıldızı kim? Kendi gelini mi yoksa Aleyna mı? Hazır mısın? Öğrenelim. Hazırım. Bu soruların cevabı sende. Kaldır tabağı görelim. Aleyna. Yine bir verdik. Evet. Anne diğer tabaklardan farkı neydi gerçekten? Burada benim elimin lezzetini anlayan sen olman lazımken bir aldın. Kızım çiğ, içi kıpkırmızı, pişmemiş. Hani köftenin dışı kadar içi zaten kızarmaz, içi pembe olur. Niye diğerleri? Yani dışı kadar kızarmaz yani, ben onu anlayamıyorum. Niye gerçekten diğerlerinde yok da seninkinde var? Diğerlerinde de var, ben gidip tabakları zaten pişmemiş inceledim. Şimdi git bak mesela, olmamış. Bugün de geçmedi galiba heyecanın. Herhalde. Gamze, şimdi sen elimin tadı deyince de şimdi plastik eldivenle yapıyorsun. Lateks tadını alamadınız mı? Şimdi el lezzeti elle geçer. Ya anladın mı? Plastiğin şeyi mi geçiyor? Tamam, sen plastikle yaptığın için lateks tadı geçmesi lazım. Lateksin tadını aldınız mı? Öyle bir şey yoktu. Öyle bir şey almadım. Ha, almadınız. Evet. Çünkü elimin lezzeti deyince aklıma o geldi ondan. Her zaman genelde o eldivenler kullanılıyor. Öyle bir şey yok. Şu an ben Aleyna'ya sorsam o köfteyi nasıl yaptın, o salça sosu nasıl yaptım desem iki kelimeyi bir araya getirip o yemeği tarif bile edemez. Niye? Nasıl? Zaten ben anlatıyorum. Tamam. Anlatıyorum. Tamam mı? Anlat. Şimdi kıymayı koydum. Ondan sonra iki yumurta kırdım. Ondan sonra pul biber, karabiber, baharatları ekledim. Ondan sonra galeta ununu koydum. Sonra yoğurdum. Tamam, bir güzel. Malzemeleri say demiyorum. Bak. Püf noktalarını nasıl anlat. Nasıl? Yoğurmak. Bayağı yoğurdun, bir güzel yoğurdum. Aynen. Doğru, iki elimle. Tek elimle değil. Yoğurdum. Anladın tamam mı? Tamam. Yoğurdun. Ondan sonra? Ne ondan sonra? Mülfeye sardım.
Daha ne öğrenmek istiyorsun? Gel yok anlat ben... bana püf noktasını ben daha yapar... güzelini nasıl yapıyorsun bana öğret. İşte anladın mı? Efendim? Güzel yoğurdu. Her şeyden önce sevgisini katmış. Sevgisini ondan lezzetli beşalı yavrum benim. Baş... Bu püf noktası değil. Sevgisini katacağına başka şeyleri tamam katsa yemeğine. Neye katacağım? El daha güzel olur aslında da. Ben zaten lezzetin kraliçesiyim. Dedi ki kayınvaliden benim dedi. Lezzetin Kayseri'de dedi salta lezzetle bir şey söyleyeceğim. Lezzette dedi üzerine lezzetin yok kraliçesi, dedi. Lezzetin kraliçesi neredesin? Buradayım. Neredesin? Her zaman gözünün lafını önündeyim. Tamamen. Neredesin lafını lezzetin tamamen. Kraliçesi? Bir tane lezzetin kraliçesi var bak o da altın istedi. Ben senden sonra geldim. Yani. Evet geçmiş olsun. Memnun olanlar olmayanlar. Günü kritiğini yapalım son noktada. Gidip uyandıralım Beyhan Sultan'da. 9 ay ben onu karnımda taşıdım. O annenin oğluna aşıksan bana da saygı duyacaksın. Ben senin oğluna aşıksam sana da aşık olmam ki. Düş şunların yakasından ya. Benden gizli bir şey yapılmasına sinir oluyorum. Bu sefer de muhasebeciden değil Yiğit'ten almış bu parayı. Oğlunuz da çözün. Aynısını gücünüz söyledim. Mesela oğlunuza söz oğlumla geçiremiyorsunuz. Oğlumla çözemiyorum. Oğlumu evet. Çünkü öyle bir elini almış ki parmağımda oynatıyor. Herkese merhabalar, salonumuza hoş geldiniz. Herkesin keyfi yerinde mi? Beyhancığım günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Rüyanda ne gördün, beni gördün mü? Uyumadım ki. Anons veriyoruz, hazır mısın? Eğer burada olmak isterseniz www.gelinimmutfakta.net ya da 0539 570 3707 aynen öyle. Başvurunuzu yapın, sizi de burada seve seve ağırlayalım. Programın başında Aleyna'nın suratı tabiri caizse beş karıştı. O suratı neden asıkmış? Aleyna neden bugün bu kadar düşükmüş? Programın ilerleyen dakikalarında ortaya çıkmış. Bakalım neymiş sebep? Bu Aleyna'ya ne oldu sabahtan beri ya? Sürekli mesaj geliyor telefonuna. Mesaj sesi mobil internet bankacılığına ait bir ses. Anladım. Hani bu 15 bin lira davası var ya. Güzelce rica ettim. Bakayım hayır baktırmayacağım. Bakayım baktırmayacağım. Bakayım bak. Sen kimsin diyor annem babam mısın da diyor bana diyor. Ay öyle deyince benim kafa attı. Benden telefonu kaçırtmak için o eder o ederken dedim dışarıya çık. Ya şimdi biz kayınvalidemle oturuyorduk. Ondan sonra benim telefonuma bildirim geldi. Ben lavaboya gitmiştim. Ver dedi bağırdı. Hı. Vermeyeceğim dedim. Sen benim anam babam mısın dedim. Orada yine başladın beni çekiştirmeye. Aa. Ben seni niye attım dışarıya? Yine 15 bin lira para göndermiş. Niye gönderiyor sana? Ya göndermedi ya. Benim telefonuma bildirim gelemez mi? Niye böyle yapıyorsun? Gözümle gördüm. Ya sen beni neden çıplak ayaklarla ayakkabı bile vermeden odanın dışına attın bir ya? Bir ayakkabı mı verecektim sana Aleyna? Aa. Ya sen baklanmış mı ya? Bırak bırak artık. Vallahi şu ağlamandan da bıktım artık ya. Ağlayıp durma, kendini acındırıp durma burada. Ya hayır söylesene ben ne yaptım? O parayı ona tekrar yatırttırdığın için sana sinirliyim. Ya onu bırak tam da işaret parmağı olarak sen benim anam mısın? Gece saat 2'de mi attın? Ha? Evet. Saat 2'de çıplak ayak sinirlendin. Ne yaptı ki o kadar? Nursel Hanım sürekli telefona ilk önce bir ses geldi onu biliyorum. Gece 2'de bildirim sonrasında, mi gelirmiş ya? Biliyorum yani bir bildirim geldi. Tahmin ettim diğerleri de oğlum atıyor zaten mesaj. Dedim ki zaten aklımda şu 15 bin lira da ya şüphelendim zaten. Dedim bir telefonuna bakayım kızım özel değilse. Hayır dedi sert çıktı. Daha sonra daha sert çıktı. Ondan hayır. Sonra da sen anam mısın, babam mısın deyince benim sinirlerim hayır, bozuldu. Hayır öyle bir şey olmadı. Eğer dedim ben bir anne vasfında bile değilsem, yani sinirlendim Nursel Hanım. O anda artık bir an şey gözüm hiçbir şey görmedi. Sana. Sırf ona sen yani. Sen bana anne sıcaklığını vermiyorsun, sen benim kayınvalidemsin. Anladın mı? Ben sana o yüzden öyle söyledim. Telefonu istedin, telefonu vermek istemedim. Ver, ver, ver. Ben peki. De vermemek için... Çektim telefonu sonra bana yürü nedir? Git dedi. Kovdu beni odadan. Kayınvalide nedir? Kayınvalide anne değil midir? Kayınvalidemsin. Ama sen bana annelik değil. Kayınvalidelik yapıyorsun böyle anladın ben mı? Ben de diyorum ki kayınvalide zaten bir anne değil midir diyorum. Yani terliklerimi bile almama izin vermedi. Beni öyle dışarıya çıkardı. Üşüdüm. Şu fotoğrafa bakın. Ayaklar çıplak.
bu şekilde bir de pijamalarla Tuğba'ların odasına gitmek zorunda kalmış. Bir de Tuğba'nın yani. Bu fotoğrafı kim çekmiş? Tuğba çekmiş. Ben, Tuğba niye böyle bir şey yapıyor? Ben ona da kızdım yani. Sen anlat Tuğba. Ya bana kızacağına gelinini sokağa atma. En azından almışım. Almış odaya yani bence de. İyi de aldın. Madem ettin Hayri'yi başa kadar kanıt götürseydin ya Tuğba'cığım. Hayır, inanmazlar diye kanıt getirdim. İyi ki de çekmişim. İnkar ederdin yoksa burada ben atmadım. Sokak benim burada haberim bile yok yani. Ben Aleyna'nın hakkını savundum yani burada. Yoksa inke ben atmadım. Benim haberim yok derdim. Bak böyle geldi kapıya. Keşke açmasaydım. İyilik yap, kötülük bul bu ya. O da bana gelmemiş zaten. Gönül annesine gelmiş ama gönül annesi uyuyordu. Ben alamam doğru deyip kapatabilirdim. Siz dertleştiniz mi? Ya ben tabii anlattım geldi sana. Anlattım. Niye böylesin dedim. Ayağına hani mikrop kaparsın dedim. Ayaklarını yıkadım. Kendi yatağım bu da benim. Benim yatağım. Senin yatağına ayaklarını yatırdım. Ayaklarını mı yıkadın? Evet. Öyle yatağıma giremez. Ayaklarını git yıka dedin. Evet. Sen yıkamadın. Ha canım bana ne? İlgilendirmez. Öyle yatağıma öyle bir şey olmaz zaten. Ayağımda terlik olmadığı için mecbur yani. Sen mesajı göstermeme sebebin artık yani yeter artık çok özelime giriyorsun yoksa evet göreceğin mesajdan mı yansıyor? Hayır çok özelime girmek istiyorum. Bildirim gelebilir yani hani Nursel sosyal medyadan olsun falan. Yani bakmak istiyor sürekli ya. Bildirim gelince sürekli şunu böyle. Şunu söyleyeyim Nursel Hanım o 15 bin liranın zaten yerini yapmış konuşmuş. Bunu da bana göstermemek için kaçtı. Bu kadar basit. Gece ikisinde ne 15 bin lira? Gece 2'de öyle bir genç kız atılmaz abla. Ne ay yani olsun. Kendi telefonu, özel telefonu, ne bileyim nişanlısıyla konuşuyor olabilir, annesiyle konuşuyor olabilir, arkadaşıyla dertleşiyor olabilir. O zaman gösterirdi Nursel Hanım biz. Ama bilirim niye sana göstersin işte sorun o. Ya ben zaten kafayı taktım ya ona. O şeye 3 aydır yatıyor. Bana muhasebeci aradı biliyorsunuz. Tamam. Bunun hakkında bilgi verdi. Bir daha olmayacak dedi. Bu sefer de muhasebeciden değil Yiğit'ten almış bu parayı. Ona kızdım. Tamam, benden başka gizli. Yarını bekle. Yarını bekle. Yani onun ne olduğunu anladık. Zaten şüpheli davranışlar yapıyor. Tuvalete gidecek falan telefonunu alıyor. Ama anladım zaten ya seni. Ya niye? Para için seni atmamış. Annem babam değilsin dedin diye kadını atmış. Hem öyle hayır. Para için ne şey alaka? Para, bayağı da para için atmış. Benden gizli bir şey yapılmasına sinir oluyorum. Hacer abla bu gizli her şeyin şey değil ya. Değil ki ya. Artık telefona bana kadar girmek nedir? Sen bana gösteriyor musun? Onu o saatte öyle dışarı atmazsınız. Anne aynen kucaklar. Öyle. Kol kırılır, yer içinde kalır. Hata yaptıysa bile alacaksınız, orada tembihleyeceksiniz. Hatasını anlamıyor ki. Kapılarda niye geliyor bu kız? Yeşim hatasını anlamıyor ki. Burada o kadar ben konuştuk. Ben anlasaydım ne olacaktı? Bu ben kadar anladım. Orada konuştuk. Kalacaktım kapının önünde ne yapayım? O zaman Beyhangil arırdı veya Yeşim girerdi. Zaten bir şey söyleyeceğim. Kapıyı açtı. Tuğba da almamış olsun. Abi de diyor ki beni atarsan at ben de Gönül annemin yanına giderim. Ben diyor, öyle ki, bir ben şey. Öyle bir şey demedim. Kapıdan tuttu çıkardı. Ben aa, yarım öyle saat bir şey falan yapmaz. Sen de hayır anlatmadı. Git dedi. Beni kovdu. Bir Aleyna'yı dinleyebilir miyiz? Yanlış ya hayır telefonu şey benden yapma çektiriyor. Ben de vermek aldı istemedim. Aldı mı telefonu? Hayır vermedim telefonu. Ondan sonra çık git dedi. Ben de çıktım hatta yarım saat falan kapının önünde bekledim. Üşüdüm. Sonra kapıyı çaldım. Ya dedim hani nereye gitsem falan. Ondan sonra gönül annem geldi aklıma. Sen o paranın bana kızacağını bile bile göstermek istemedin. Bu kadar da basit. Tamam mı? Yani burada Hacer kayınvalidene anne demeyip de Gönül Hanım'a niye anne diyorsun? Çünkü aa, ondaki sıcaklığı görüyorum. Sana. Ha sıcaklığı yani bir insan kendi çünkü annesi gönül, başka bir şey söyleyeceğim başka diyorsa yani burada hayır, Gönül Gönül annenin teyze olsaydı beni gecenin ikisini de dışarıya bırakmazdı. Şunu unutma evet, sen o annenin oğluna aşıksın. Bunu da unutma. Aynen. Ben oğluna aşığım anladın ben onu karnımda taşıdım. O annenin peki, oğluna aşıksan bana da saygı duyacaksın. Tamam siz de madem karışsın onun mesajlarına ne gelmiş ne gitmiş. Hatice Sultanım. Efendim. Ne olursa olsun ne kadar kızarsan kız böyle bir şey yapar mısın gelinine? Kesinlikle yapmam. O bana emanet edilmiş gece vakti. Değil mi? Görmek ister misin illa o mesajı? Hayır hayır. Karışmaz mısın? Karışmam. Telefonuna niye bakayım ki? Beyhan abla. Hacer Hanım ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen diyorsun ya, sen bu annenin çocuğuna aşıksın. Ben senin oğluna aşıksam sana da aşık olmam ki. Düş şunların yakasından ya. Düş yeter artık. Niye düşeyim ya? Düş artık. Niye düşeyim? Sen bilene düne kadar bana izin vermeden, sormadan 10 bileziği verdi diye burada neler yaptın? Ne oldu ben senin gibi sen mi yaptım? Sen hangi fikir savunuyorsun? Ben senin gibi mi yaptım Hacı? Ha, hangi Hacı fikir savunuyorsun? O hangi fikir kendine yakın konuşuyorsun? Konuştukça batıyorsun ya. Hayır o kızın, o kız öbür hafta o bileziği kendi rızasıyla verdiği bak halde. Sen bu Aleyna'yı lütfen kabullenseydin, daha ben seni şurada 2 aydır tanıyorum, bu kızın evliliği de olsa dur. Ya sürekli Aleyna'yla problemleri çözmeye çalışıyorsunuz. Oğlunuzla çözün. Aynısını gücünüz söyledim. Mesela oğlunuza söz oğlumla geçiremiyorsunuz. Oğlumla çözemiyorum. Oğlumu evet çünkü öyle bir elini almış ki parmağında oynatıyor.
Niye yapıyor? Bu çocuk benim çocuğum gibi değil tamam, yani. Tamam bir yere de varamıyorsun. Yani bu sefer gelininle boşu boşuna aran açılıyor. Daha nişanlısınız. Şöyle yani. Bir şey, doğru yolu bulana kadar uğraşacağım. Nişanlıyken böyle evlendikten sonra maddiyat ne yapacaksınız peki? Maddiyat benim için peki? Önemli. Bunu, Allah Allah. Bugün iki kişilerse yarın dört, sen üç kişi, beş kişi olacaklar. Sen evlendikten de rahatlayacak mısın? Onu merak ediyorum. Evlenince de mi aynı sorunları acaba yapacağım? Evlendikten sonra olay değişecek şöyle bir şey, mi? Evlendiğiniz için yapıyor. Şöyle bir şey Nursel Hanım, benim buradaki yapma sebebim şu. Evlendiği zaman bizim gelinimiz olacak. Evdeki sorun bizim sorunumuz olacak. Şimdi şu an evlilik olmadığı için, bu şekilde de paralar döndüğü için benim yani onayım olmadan yapıldığı için açıkçası ben rahatsızım. Bir şey söyleyeceğim, ben dün de açıklamamı yaptım. Rahatsızım. Ben ihtiyacım olanı alıyorum, yavaş yavaş yapıyorum. Üzerine kalana da altın alıyorum dedim. Bak açıklama da ben yaptım. De diyorum ben ki... de biriktiriyorum düğünde kolaylık olsun diye ya. Bazı insanlar gibi. Çok duygusaldır ya. Aleyna da öyle bir kız. Hepiniz görüyorsunuz. Şurada duruyor yaşı. Nasıl oluyorsa ya hemen ama zil ağlar. Gecenin ikisinde... Sen ağlamasına bile inanmıyorsun. Bıktım gözyaşlarından. Çünkü, ağlama deyip duruyorsun. Nursel Hanımcığım çünkü aynı hataları tekrar ediyor. Bana birisi bir konuda dese ki bu konuda rahatsızım. Ben onu yapmam mesela. Ne olursa olsun. Ben ama sana göre yaşamıyorum. Ama bu devam ediyor. Arkaya... Ben olsam bazı şeyleri dikkate alaraktan yapmayacağım. Ben sana hiçbir şekilde yaralamıyorum ki. Belki yanlıştır belki de. Evet. Hani Nursel onu demeye Hanım. Çalışıyoruz. Gönül Sultan'ın manevi anası. Kız zor durumda kalmış, uyuyor musun? Ama ben ikide de... Ne yaptın öğrenince? Sabahleyin şaşırdım. Hani Hacer'e kızdım. Benim yanımda yatıyordu zaten. Hacer'e kızdım hatta. Ay bakar mısınız? Yani Aleyna'yı her seferinde söyleyene kadar oğlunu çözemediğini... Gönül teyze, evet, bir şey nasıl güzel akıl veriyor çünkü oğluyla çözüyor. Evet, o çok güzel çözüyor. Gönül evet, teyze, bir Aleyna şey söyleyeceğim. Aleyna gibi elini almış oğlunu aynı hesap. Hayır, elime falan aldığım yok. Yiğit'in de aklı fikri var, düşünceleri var. Kendisi bir birey yani sonuçta. Kaç yaşında gelmiş, kendisi karar verebiliyor. Aynen yani öyle. Yani hani dinlediği zamanlar oluyor, dinliyor tabii ki de. Annesinin fikirlerine de önem veriyor. Ama her dediğini yaptırmak zorunda değil ki bize. Nursel Hanım bir şey söyleyebilirim. Vallahi bunların para konusunda anlaşamıyorlar. Tek para. Şekerim para. Çok da farklı değilsiniz para. Yani. Şimdi böyle sıyrılma. Para. Çünkü çok benzer problemler sende de var. Yani oğlunla çöz problemini diyorsun ya. Sen de keşke oğlunla çözsen problemlerini. Hep gelinlere çıktı. Saldırıyorsunuz. Geçtim bu konuyu. Tuğba hafta sonu kayınvalidesinin bildiği ama kendisinin sonradan haberdar olduğu hangi gerçekte yüzleşmiş? Hemen öğrenelim. Sadece bir hafta sonu geliyor ya. Bir hafta sonu bir insana bunlar yapılmamalı. Eşimin telefonunda bir uygulama var, oyun. Onu oynuyorum. Sonra üstten böyle bir mesaj düştü. Bildirim, maaş bildirimi. Maaşında böyle bir fazlalık var. Önceki aylara baktım. Uymuyor. Farklı tamam. Yani ödemeler çok farklı. Sonra hemen telefondan WhatsApp'a girdim. Bir grup gibi böyle işte aile işleri diye bir grup var. Allah Allah. Girdim içini böyle okuyorum. İhsan 2 ay önce zam almış. Aa. Gönül anneme söylemiş. Gönül annem de ona tembih vermiş. Sakın oğlum Tuğba'ya söyleme. Yok bana abi. Acil para lazım. O parayı ben kullanayım. 4-5 ay sonra diğer zamda deriz ki çok zam oldu. Yok bir anda oldu. Şimdi bir insana bu yapılır mı? Ben bu evin hanımı değil miyim? Anne bak Tuğba bunu duyarsa bana kızar. He. Bence Tuğba'ya söyleyelim demiş. İhsan he. Yazmış. O da demiş ki ne gerek var ya ben onu sustururum. Sustururum. Evet. Aa. O kim ki bizim aile işlerimize karışıyor yazmış. Aile işi. Benzer bir buyur konu. Buyur buradan yak. Aynen ne buradan yak? Bak ben gene oğluma sözümü geçiriyorum. Acar geçiremiyor. Bak, beni dinliyor oğlum. Haklı. Benim oğlum bana sormadan bir iş yapmıyor. Bak Hacer geçiyor. Ay bununla bir de övünüyorsun. Haklı. Ama onun hanımı o ya. Ya hanımının tamam. Haberi yok aldığı zamdan senin mi haberin var? Yok o zaten biliyor ki. Her şeyi o bilir ki ben bilmem. Bak şimdi Nursel Hanım tamam. Sen o parayı ne yaptın? Dur önce buna cevap versin. Her şeyi sana söylemek zorunda mıyız? Evet zorundasın. Nasıl? Bak, her şeyi olamadık. Sana söylemek zorunda mıyız? Heh. Çoğul yapıyor yani. İhsan oğluyla kendini yapıyor. Bir şey yapıyor, beni ayrı, zorundasınız. Hayat. Hatta sen her şeyi bilmek zorunda mısın? Evet, ben kasa olduğum için bilmek zorundayım. Neden? Ya ileride bak, aslında burada var ya ben sizi düşünüyorum. Ya ileride, sen bizi düşünmüyorsun. Bak sen beni dene sen ya. Sen beni düşünsen, emekli maaşı, İhsan'ın maaşıyla kafa kafaya.
o parayı dersin ki oğlum kızım bir ayda alın siz kullanın dersin. Yok vermem. Benim onu para... geçtim. Bak onu geçtim. Ben paramı kimseye vermem. Bak vermez gerçekten. Senin paran vermem. Değil ki o. Oğlunun. O... Yok kendi paran kendi var. Kendi parasını geçtim. Bizim parayı da zaten onda. Bütün paralar onda. Bu paralar nereye gidiyor? Gönül abla niye böyle yapıyorsun? Hafta sonu seni almış yine bandırmada ağırlamış. Sağ olsun Allah razı olsun. Nursel Hanım ama bak neden yapıyorum biliyor musun? Bak ya iler... neden yap? İleride biliyor. Hastalık var. Bak bir şey olursa bana tamam. Bir kenarda ben onları biriktiriyorum. Benim paramı. Ne var hepsi senin paran değil ki. Yani söylemeyelim aldığın zaman evet, o farkı zaman. Biriktiriyor musun? Evet ben kendi paramı. Tuğba biriktiriyor. İnanmıyorum. Yok hayır. Tuğba harcıyor. Tuğba'yı kaç lirası varsa harcar. Tuğba eli açıktır. Tuğba'yı yer bir ya seni ne ilgilendirir benim harcar. Param ya? Ama ben hastalık bak. Seni ne ilgilendirir benim param? Nusel Hanım ona buna ya ben, ona bak buna... bana diyene kadar paramla baktırırım. Ne benim var paramla ya? Baktırırız kendi paranla değil. Ama birkaç kuruş faiz zamanına mı bakılacak? Siz benim... kendi maaşınızı birikim yapın. Tamam, yapmaz. Bakın onlar kazancını. Yapmaz. O benim oğlum değil mi? Tamam yine oğlunuza yapın kendi maaşınızı. Tamam, az yiyin. Oğlundan da alamam mı? Ya şunu var ya. Onlar belki gezmek çatır çatır yemek şunu istiyorlar. Zaten yiyorlar. Karşıdan dinliyor gibiyim biliyor musun? Zaten sanki bu hayatı film gibi izliyorum. Hareketlere falan bak. Hayatım sen bak, benim paralarımdan, benim ailemden ne istiyorsun ya? Ya hayatım bak ileride hastalanırsam kadın tutarım kendime benim paramla, baktırırım. Benim hadi paramla eline ver ona ver Acay, buna diyene kadar. Görüyor musun ne çocuklar aklım. Var anasının sözünü. Sen öyle kıskanarak ben, dinledi ki. Var ya Nusra Hanım aklıma ne geldi biliyor geldi, musun? Geldi ben görüyorum. Bak evliyken Tuğba'nın değil annesinin... Sözü geçiyor. Bizimki daha nişanlı anneyi saymıyor. Seni tanımaz. Anladın mı? Beni vallahi billahi ben şimdi şu an şok oldum. Bir saniye az evvel ne dedim? Sen oğlunla sorunu çöz. Bir gönlün tırnağı kadar oğlunla olamadım. Oğlunla sorununu çöz. Oğluna avcunun içine al. Gelini dışla aynen. Demek değil. Hayır, sana dışla demedim. Aslında öyle diyorsun. Bunu diyor. Evet ya, öyle diyor. Şu an yaptığın o Tuğba'yı dışarıda bırakıyorsun. Senin oğlun da ya zam gelmiş. Verip... Ya Nursel Hanım desem belki ne gereği var? Ben zamanında sana baktırırım diyecek. Ana, şimdi ana. Hastalık diyor bak. Bir hastalık diyor bir kendime baktırırım diyor. Hastalık. Ne dediğini bilmiyor. Hayatım hastalanırsam diyor bana bak. Paranın da nereye gittiği asla ben belli değil. Beyhan abla bu doğru mu? Biriktiriyor mu? Gönül ablanın yaptığı. Vallahi benim kafam almadı. Nasıl vallahi. Almadı? Neden almadı? Sen savunacaktı, savunmaya yer bulamadı. İşini niye savunmaya yer bulamadı? Gönülü mü savunacaktı? Evet savunacaktı ben bulamadı. Ben size bir şey söylüyorum gelinler. Tamam bizim oğlumuz sizin kocamız. Doğru söylüyorum. Niye anasına gelince hemen bir sınır çizgi. Bir şey söyleyeyim annesinin ihtiyacı. Çizgi. Beyhan teyze hayır, annesini bir dakika Beyhan abla ne alaka? Ne? Yeşim'in kocası zam alıyor. Sen diyorsun ki Yeşim'e söyleme ben bunu birkaç ay o farkı idare edeyim. Aa gizli gizli para verir bundan. Bak abi şey ben de bilmem cebine ne benim kadar olur. Benden iyi bilirim. Peki senin ihtiyacın var mı paraya? Yetiştirdim. Olsa da olmasa da biriktiriyorum. İhtiyacın var mı? Biriktiriyorum. Biriktirip de ne yaptın? Ne yapacağım? Zor günlerde çıkarıp eline verdin mi gelini? Vereceğim tabii. Verdin mi? Verdim. Ben Hatice'ye değil Hatice'ye bakarım. Yine benim Hatice lafıma geldin. Şu anda biriktirdiğiniz Hacer... paralar nerede? Nerede? Zamanı geldiğinde başka yerlerde yendi değil mi? Gelecek. Kendi ay. Kendi ailenize yendi. Sıkıştı. Kendi akrabalarına mı yendi yoksa? Yok, bence şey. Garanti öyle yenmiştir. Öyle bir şey yok. Biriktirdin. Bana masal anlatmayın. Ben bu masallara çok tokum. Sesini yükselt. Ben yemem. Aynı. Sesini yükselt. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla yapıyorum. O paralar nereye gidiyor? Ya işte bile değil. Kenarımızda gelin, para, bir yastık altında kenarınız paramız nerede olsun. Bu paralar kenardaki paralar? Hayır, gelin gelinini bilsin ne demek? Gelin sen bir kocam var demek. Kocamın geliri demek. Benim, çoluğumun, çocuğumun rızkı demek. Ana babaya bir şey ona, yok demek. Ana baba evlendiriyor. Mu? O zaman gelin sadece itaat etsin. Getirirse yerim, getirmezse yemem. Bir şey söyleyeceğim Yeşim. Heh. Tamam. Gelin bir aile oluyoruz değil evet. Mi? Evet. Evlenince oğlan anayı babayı tanımıyor değil mi? Tanıma mı diyoruz biz? Öyle değil. Benim eşimin maaşını sen biliyorsun da ben niye bilmiyorum mesela? Yani. Ya mevzu ondan bahsediyoruz ben, biz. Maaşın farkını size bakması sizi sokağa atsın demek için. Zam. Ben maaşın farkını bilmediğim için kızıyorum. Maaş zaten bende değil. Tamam, ben parayı zaten görmüyorum. Ama zam geldiğinde bileyim değil Tuğba, mi? Tuğba tamam. Sana maaşı söyledi söylesin. Söylemiyor zaten. Söylemesi de gerekiyor. Tamam mı?
Sen şimdi onun kuruşu kuruşuna hesap soruyorsun. Yok sormam. O da el altından anasını üç boş. Sormam. Ya niye böyle bir şey gibi anlatıyorsun? Ben İhsan'ın ne kadar aldığını bilemiyorum. Ben grupta görüyorum maaşa zam aldığını. Siz zorda olsanız biz eşlerimizden önce biz nereden atlarız. Biliyorsun? Nereden biliyorsun zorda? Yok belli olur yani. Bilmeyecek miyim? Sen bir zorda olacaksın benim haberim olmayacak. Vallahi gençler ne bulursa bugün bulduklarını yarın. Bu çeşme bir gün kapanacak diye düşünüyorum. Şöyle Nursel Hanım. Anca giyim. Bu kadar şimdi böyle konuşuyor ya bu kadar giyim diyor. İnanarak söylüyor. Bugüne kadar biz birçok şey aldık mal mülk. Niye 1 lira birikenlerden vermedi Gönül anne? Bugüne kadar biriktirmiş ya çok. Birikimli bir anne ya. Bakışa bak. Paralar neden bize 1 lira bile yardımda bulunmamış? Neden? Her konuda. Kendisi her konuda biz bir sürü mal mülk aldık. Biriktirmiş. Birine de dedin mi? Şu kadar param var. Alın şu kadar da kullanın dedin mi? Demezsin. Ama bazı yerlerde paralar akar. Kızlarım Allah, şimdi ben ne diyorum? Ben hastalık için. Kayınvalideleri oğlunuzla niye çözmüyorsunuz? Şimdi aslında gelinlerde Tuğba yani yapamıyorsun onun farkındayım. Çok güçlü bir şey var yanında ama sen de kocanla çözeceksin o zaman. Ya da sen de aynı şekilde kocanla çözeceksin Aleyna. Yani burada arada kalan erkekler oluyor. Kayınvalidelerde benim gördüğüm fazla müdahale ediyor. Şöyle yani ben Aleyna'ya buradan vereceğim nasihat şu olur. Eğer böyle hani kendine çekerse sonun benim gibi olur. Erken yaşlanırsın. Neyi? Yani dışın genç durabilir ama için 40-50 şey yani. Eşimi mi kendime çekersem yaşlanır? Kaynanan çekerse. Yani ha, yok. Yiğit anne yok diye. Ondan o kadar emin ki. Hayır. Nişanlıyken insanla aynı böyleydi. Hayır, özetini de evlendikten sonra ana baba farklı oluyor. Evet. Nişanlıyken sana mı çok bana düşkündü. Bana neler neler. Sonradan mı evlenince. O zaman iyi bir şey. Yeşim haksız mıyım? Evlenince aile düşüyorlar. Evlenince çocuğu anacı babacı oluyor. Allah'ım gördün sonunda beni inşallah Allah'ım gerçekten Nursel Hanım böyle bir şey duymak beni çok mutlu etti. Yani, evet evlendirin o zaman. Evet. Çünkü bugün evde anne yiyor ya yarın da evde kadın yiyor. Hep dışarıdakine kaçıyor yani. Ay vallahi alemsiniz ya. Benim aklım almıyor. Sen diyorsun anlamadım. Ben de anlamıyorum Beyhan abla. Günün son tadımını yapalım Beyhan Sultan'la. Yapmayak ya. Günün en zor tadımı bu Beyhan Sultan'la. Yine zorla, isteksiz tadımını yapacak. Yiğitçim taburemiz. Yiğitçim. Aç karnı aç ya. İyi olsa da yesek var. Hadi bakalım afiyet olsun. Köftesi çok sert olmuş. Evet, keserken fark ettim. Ha. Tadı nasıl? Salça, ha? Köftesi sert kestin, zor kestin. Evet, tadı nasıl olmuş? Evet, çok sert olmuş. Salça sosunu hiç kavurmamışlar. Köfte pişmiş mi? Köfte onu pişmiş birazcık. Şimdi bu ilk tabak olduğu için yedim, böyle pek bir tat alamadım. Pişmesine birazcık pişmiş, iyi ama sert, hı-hı, çok sert. Lezzet diyorum, üçüncü hiçbir şey demiyorsun bana. Evet. Lezzeti var mı? Köfte köftedir ya, bu kız iyi köfte yapabilmiş mi? Lezzeti var. Ay var. Çok şükür, ağzınla cımbızla laf alıyorum. Ya ama o tabaklara bakmadan bana lezzetli diyeceğim. Sonra bundan güzeli çıkarsan ben ne olacak? Ben anlıyorum senin derdini zaten. Ha, ne olacak? Allah Allah. Hep beni şaşırdım. Şaşırtma değil, ben onun nasıl olduğunu öğrenmem gerekiyor. Diyorum yani. Nursel Hanım, bunun salça sosunu güzel kavurmuşlar. Demek ki bu köfte hep böyle sert oluyor. Bu da mı sert? Ha, bu da sert. İçinde hafif pembelik var. Bunu ızgara mı yaptılar, ne yaptılar bilemem ama böyle bu köfte kalın olursa, bunu ne yaparsa yap, onun içinde kırmızılık olur. Evet. Köfte ya, harcı güzel mi? Köfte harcı işte güzel. Mülfey hamuru daha güzel. Evet, en çok onu sevdim. Ha. Sosu da beğendin. Salça sosu güzel olmuş. Evet. Salça sosu harika olmuş. Gene de ben şunlara da bir bakayım. Bak bakalım. Günün son iki tabağı. Bak.
da lezzetli. Bunun kadar bu da lezzetli. Köftesi mi? Köftesi de lezzetli. Yani dediğim gibi her köftenin içinde köfte kalın olduğu için pembelik olur. Tamam. Sosunu güzel kavurmuş. Ekşi kokmuyor. Süper. Ondan sonra şeklini, sarmasını güzel yapmış. Bu tabağı da beğendim. Afiyet olsun. Şimdi gelelim şuna. Son tabağın, günün de son tabağı. Tabağında tadı var. Bu tabağında lezzeti var. Üzüldün mü buna? Ne yapacağım şimdi? Köftesi pişmiş mi? Ya ben ne diyorum? Hepsinin içinde pembelik var. Onu anlıyorum. Köftesinin dışı nasıl? Pişirmemiş. İç lezzeti nasıl? Ha? Lezzeti. Lezzeti var. Al yedim ya. Tamam. Hamurunu nasıl sarmış? Güzel sarmış. Sos? Sosu da güzel olmuş. Sadece şunu saramamışlar. Neredeyse aynı yorumlar yapıldı tabaklara. Buna bir veriyor. Birinci tabak 1 puan. 5. Dördüncü tabak 5 puan. 3-3. İkinci tabak 3 puan. Bulamadım. Üçüncü tabak da 3 puan. Bulamadın ha? Evet. Bulamadın. Bulamadım. Çareyi puan dağıtmakta mı buldun? Ne yapayım, bulamadım. Eyvah eyvah. Bir vermektense. Bir tane birimiz var. O gelinimiz de hakikaten şanssız bir gelin. Çünkü dördüne de neredeyse aynı yorum yapıldı. İki tane üçümüz var. Hazır mısın yüzleşmeye? He? Hadi hayırlısı olsun. Hadi yüzleşme başlasın. İlk 3 puanımız bu. Korkuyoruz biraz. Bakalım sahibi kim çıkacak? İlk 3 puanımız. Aç da görelim kime gitti. Kaldır. Gamze. Evet Beyhan teyzeciğim, neden 3 puan? Ama şu yorumun için teşekkür ederim sana. Her bu şekilde pişen köftenin içinde illaki pembelik olur değil mi? Tabii çünkü ince değil köfte. Dışı kadar içi de fazla kızarmaz yani. Değil mi? Onun için, o yorumun için teşekkür ederim. Ama neden 3 puan? Aynı yorumu yaptın, güzel dedin, lezzetli dedin, bak, hamuru güzel sarılmış bulamadığım dedin. Bulamadığım için ben gene 3 verdim. Gelinini bulamadığından 3 verdin değil mi? Gelinini bulamadığından mı 3 verdin? Evet. Şimdi herkesin çiğ deyip bir verdiği yani tabağa, herkesin çiğ deyip bir verdiği aynen tabağa 3 verip biri bana denk getirirsen... Oho yandım. Tamam mı? Yandım. Sana madalya falan yani vermek gerekiyor. Yani bana gerçekten haksızlık, hele bugün gerçekten haksızlık olduğunu düşünüyorum. Haksızlık ama falan dürüstçe yoktu. Söyledim. Çiğdi yani bizimkine haksızlık göre. Çünkü bak değil hiçbir... Mi? Ya yemek yapan biriyseniz bunun hiç aksini iddia edemezsiniz. İçinde tamam, illa vardı ama sadece seninki olur zaten. Bak bizimkinde de vardı, sen evet. Daha fazla. Daha fazla değil. Onların da dışı sert olmuş diyor mesela, değil mi? İlk tabağı dışı sert olmuş. Hepsinin dışı sert. Yani içinin iyice pişmesi için dışını illaki sert yapmak lazım zaten. Niye? Altı ben kısık sert bir olmasın, şekilde pişirebilirsin. Hangi bir yerde değil yediğin yemekte içi de kıpkızarık oluyor ya da pişmiş o tamam, kadar onlar pişmiş. Çünkü hala ateşe yani atmıyor ya. Kızarmış hem değil pişmiş oluyor. Hem fırına aynen veriyoruz bunu. Pişmiş i̇çinin oluyor pişmemesi zaten mümkün değil. Hayır pişmesi gerekiyor ya. Pişti zaten. Seninkine 3 kayınvalide pişmemiş yerde, özellikle dediği üç için. 3 kayınvalide pişmemiş dedi. Evet, evet özellikle bir de ne dedi? Tahminen veriyoruz dedi. Onu ben kesinlikle sen şimdi görmüyor musun? Atılmasını istemiyorum. En az pişen taban kendi tabağın olduğunu görmüyor musun? En az pişen değil. Gayet çok uğraşın, en yerinde pişen tabaktı yani. Nasıl? Az pişmesini falan asla kabul etmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Restoran Beyhan teyze de açıkça söylüyor. Ne dedi? Hı. Bulamadığım için öyle sen verdim. Sen bir verdiğin tabağı ne için verdin? Salladın mı kafadan ilk salça tabak sosu diye? Ne? Salça sosa göre. Açılsın o zaman. Yeşim bir şey korkun söyleyeceğim. Hani restoranda yemediniz mi diyor. Adamlar 15 dakikada restoranda yapıp getiriyor. Restoranda şeyi söylemedim. Normalde köfte yemediniz. Normalde. Yediğiniz tamam de işte öyledir. Mesela onlar da kısa sürede İçi pişiriyor kırmızı getiriyor. İçi gelsin biraz daha pişsin diye yollarım. Yiyemem. Restoranta gittiğin o zaman kayınvalideler burada diyor ya ilk tabak anlayamadım ilk tabak. Siz restoranta gittiğinizde bir tabağın lezzetli olup olmadığını anlayabilmeniz için garsondan 4 kere tabak mı istiyorsunuz? Yok. Yok ben bunun lezzetini anlayamadım, bir tane daha getir. Ben oradan tane diyorum ki ben şunu yiyeceğim onu getir diyorum. Birinci tabağa niye yorum yapamıyorsunuz hiçbiriniz? Bir dur şunları da göreyim lezzetli mi değil mi ona göre. Evet niye hiçbiriniz yorum yapamıyorsunuz? Hiçbiriniz yorum yapamıyorsunuz, o tabak hep bir kurban.
Yazık ya. Ya açıkça söylüyor zaten. Yani ben şu beğenmedim demiyor. Ben gelinimi bulamadığımda ama puanlama yaptım diyor. Tamam, net birini yani. Yine versin ama yorumunu yapsın. Net yani. Desin güzel olmuş, lezzetli ama diğerlerini görün daha lezzetlileri vardı. O yüzden o sona kaldı diyebilirsiniz. Ama niye yorum yapmıyorsunuz? Pişmiş, olmuş mu, olmuş. Zorla ağzından cımızla alıyoruz. Yok ya vallahi ben ne söylesem boş. O yüzden çok fazla yorum yapmıyorum. Sen bildiğini okumaya devam et. Hatta şey bugün yapsaydın de, keşke 5-4-4 biri de bana denk getir, tamam mı? Öyle daha keyifli oluyor. Şurada da bir tabağın var. 5 ya mı? Aa evet öyleymiş. Ha? O Aleyna'nın tabağı kesin. İkinci 3 puanımızı öğrenelim, ona da sıra gelecek. Allah'ın seversi vallahi Aleyna. Bu tabağı beğendik. Genel olarak bütün köftelere yaptığın yorumu yaptım bu tabağda. Aç görelim. Aleyna. İyi, Aleyna buradan çıktı. Rahatladın mı birazcık? Daha kötüsü yeşim sona kaldı şekerim. Salça sosu bir tek olan o muydu? İkinci tabak mıydı? Beğendi salça sosunu. Tamam, ikinci tabak mıydı? İşte onu soruyorum. Her şeyini beğendi. Hayır, olmayan demiyorum. Bu tabak daha olan lezzetli dedi. Yok, ben başka bir şey ben soruyorum. Ben niye çaldım ona şaşırdım. Duyabiliyor musunuz? Salça sosu İçinim tek... de salça sosu hemen hemen aynı. En güzel olan ikinci tabak dedin diye hatırlıyorum. Yok, üçünün de salça sosu. Neye göre 3 verdin? Bulamadım yeşim. Bulamayınca puan mı dağıtılıyor? Ne yapayım, bulamadım. Ben senden bulmanı istemiyorum ki. Beni bulma. Senden öyle bir şey isteyen olma. Beni bulmuyorsun zaten. Öyle bir gayen yok. Puan dağıtma diyorum. Beğenmene göre puan ver diyorum. Onu da beceremiyorsun. Bak biri bana zaten getir. Onda sıkıntı yok. Dördüncü tabakta dedin ya, bunun da içi biraz çiğ. Neye göre verdin? Sen kafadan mı salladın? Ya vallahi kafadan sallamadım. Bulamadım ya. Sen bunu yer yemez dedin ki lezzetli. Yani ben size işin gerçeğini söyleyeyim. Köftelerin hepsi birbirinden iyi değil yani. Birbirinden iyi değil. Lezzeti evet. Var dedin yerken. Yerken lezzeti var dedim bütün tabaklara. Ama demek zorundayım, ne yapayım? Öyle bir şey yok. Lezzetli değilse lezzetli değil de. Ya beleş et bul diyor, yiyor ya, lezzetli. Sana göre her şey lezzetli. İkinci şey falan ben çiğ et yemiyorum ben. Yiyorsun gayet de en çok sen yiyorsun yedin burada. Yedin ve 3 verdin. Senin yemen bitmiyor, yarım saat yemeni bekliyoruz. Yedin, tüm kayınvalideler çiğ dedi, ona da 3 verdin. Evet biz çiğ değil, içi pembe olur diyor zaten. Hepsinde de pembelik var diyor. Kendi kayınvalidesi de öyle söyledi. Sen bana şeyini mi sepettin? Sen var ya benim tabağıma öldün, bittin, 3'ü yapıştırdın. Dedin gelinim bu kadar güzel yapamaz. O tabağı hiç beğenmedim bile, 4'ü. 5 dedin geçtin. Yorum bile yapmadın ki ona 4'ü. Bir de bir şeye dikkatimi çektin. Şekli tek olmamış tabak bu dedin. Yeşim şekilsiz mi yapar? O tabağa 3 verdin. Şimdi sinirlenmeyeyim diyorum. Sakin olayım diyorum. Şekli tek olmayan tabak bu dedin. Şimdi bakmaya başla. Puanları verdikten sonra bak. Değil mi? Yeşim şekilsiz yapar, kötü yapar. Bunu küçük çocuk bile, bebek bile bilir. Haklısın Yeşim. Bir verdiğini şekli düzgün mü? Şimdi bakıyor, şimdi inceliyor. O şekli birinci tabak ya, mi? Bire bakmaz. Biri homini gırtlak, ilk önce yiyecek. Biri ye, tamam mı? Anca ye, biri düşünme. Ne vardı, ne yoktu. İkiye gel, hiçbir şeklini, şemalini beğenme. Çünkü Yeşim şekilleri baştan sağma yapıyor. Hiçbir şey öğrenemediysen bu yarışmada. İkiyi beğendi be. Benim şekilleri güzel yaptığımı rakiplerim bile öğrendi. Kundaktaki bebek öğrendi. Evet. Yedi cihan öğrendi. Bir de özellikle diyor ki tabaklar içinde bir tek şekli bunun kötü diyor. Bana garizim var o zaman. Her gün aynı şeyi yapıyorsun. Ya her gün aynı şeyi. Özür diliyorsun sonra da. Özür diliyorsun. Her gün aynı şeyi yapıyorsun. Şu birinci tabağı da çok beğendin, haberin ola. Bu tabak ya Tuğba'nın ya Yeşim'in günün en pırlanta puanı rakibe mi gitti, kendisinde mi kaldı? Hazırsan kaldır şekerim. Yeşim! Şansa kaza bela buluyorsun ha. Hiç sevinerek gelme yani. Doğru puanlama mı yaptın şu anda sen? Oradan da çıkabilirdin. Ama ikinci tabaktan çıkmama ihtimalim %100. Çiğden de çıkmama ihtimalim var. Üçüncü tabakla dördüncü tabağı aynı yorum yaptı zaten. Yorumunu söylemiyorum ben. Birbirinden farkı yok dedi. Sadece bulmaya çalıştı yani. İkisinin de içine
pembelik var dedi. İkisinin de hiçbir farkı yok dedi. Hepsinde kararsız var. Kaldı. Hepsinde. Hepsinde var. En çok ama kararsız var. Kaldın. Son 3'te 4'te kararsız kalmadın mı Beyhan abla? Hı? Son 3'te 3. tabak ve 4. evet, tabakta evet, kararsız evet, kaldı. Evet. Bak evet diyor. 3. tabak ve 4. yani tabak. Yani ne farkı olmayabilir? Kavrulmamış mı? Çiğ mi? Ha? Beğenmedin mi sosu? Vallahi senin sosun değil. Tek sosa göre mi puanlama? Evet ötesi? Sadece sosuma ben verdim. Yemin ederim ki soslara bakmadan verdim. Vallahi ben soslara verdim. Ete verecek olsam bak benim buradan bakınca bile görüyorum. Asla... Aşkım ben bugün köfteye puan vermedim, sosa verdim. Beyhan teyze beni dinler misin? Pişirmişim. Kuru pişirmiş dedi ona miyim? Zaten pembeliklendi onda yani dışı kuru dedi. Ya Beyhan teyze ya. Çok madem Allah aşkına dedi. 4. kayınvalide tabii ki de çok köfte. Çok sert ve kuru dedi. Köfte kuruyacak 4. kayınvalideye kadar. Yani anlamıyor musunuz ya? Ben madem bulamıyorsun bunu kayınvalideler anlamıyor ki. Ya işte dedim bir gelmesin yeşil dedim. En azından bir şekil şemali ya olmayana da bir vereceksin. Evet ya. En şekli düzgün ne hangisiydi? Evet. Baştaki. Kaç aldı baştaki? Bir. Bir. Çünkü ama düzgün yapmışım. Beyhan teyze gayet güzel yaptın. Sos beni konuşturma olmamış şimdi ya. Bak sos konusuna girme, kapat. Olmadıysa olmadı. Vallahi her gün. Şekli düzgün dedi. Ya İki, diğerlerine bakıyorum pembe göz. Buradan bakınca bile diğerlerini pembelik görüyorum. Kendi tabağıma bakıyorum pembelik yok. Neden? Ben kurumuş pişirmişim çünkü ya. Bakın bir şey söyleyeyim ya mi? Canım benim kurumuşsun derken çiğ kalmasan iyi mi? Gelinler yemek yapın da yiyelim de. Aklınız fikriniz yemekte, burası lokanta. Ha? Ama et yapamıyoruz, bu ne böyle? Lokantaysa adisyonunuzu da keselim o zaman. Ha? Ne? Aynen. Siz buraya restoranta mı geldiniz yarışmaya? Hem tad alacağız. Tatmat hem almayız güzel siz. Pişecek hem de puan vereceğiz. Çiğlerden de tat alıyorsunuz maşallah. Sen iki tane çiğ... Beyhan teyze madem üçüncü ve dördüncüye aynı deyip ona 5 verdiysen 3. tabağa yaptığın haksızlık değil mi? Derken herkesten bir aldı Gamze. Aynen. Gelinlerim. Ayağa kalkın. Haftanın ikinci günü geride kaldı. Ve yine çok çekişmeli bir haftaya girdik. Görülüyor. İşiniz zor bu hafta kızlar. Gamze'de dişli bir rakip çıktı. Sıkı durun. Bu hafta geçmez. Cuma'yı nasıl getireceğiz? Hep beraber izleyeceğiz. Bu hafta geçmez. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelinimiz... Yeşil! Gerçek mi? Gerçek. Hiç inanmıyorsun bana artık ya. Bu sıra çok kura çıkıyor. Ne Aleyna! Hadi git çeyrek takıldı olmuyor. Bir geç. Geçti o. Bir tık geç kaldım. Tebrik ederiz. Evet. Yarın aynı saatte aynı enerjide burada olacağız. Siz de davetlisiniz. Hoşçakalın. Gelinim mutfakta, yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta, üstüne yok lezzeti bulmakta, masayı donatıyor kurmakta, sana teselli. Bugünün puan durumu şöyle. Yeşim 19 puan, Aleyna 18 puan, Gamze 10 puan, Tuğba 9 puan. Ben eşime aşık bir insandım. O benim hem danışmanımdı, hem eşimdi, hem babamdı. Her şey işi yani. Allah rahmet eylesin. Nasıl oldu ya? Bir hastaneye gittik. Çok kötü. Kapıda hem kardeşim hem oğlan kardeşim, küçük oğlum, büyük oğlum, dördünü bir de kapıda görünce o an hemen anladım kaybettiğimi. Ay
darma duman oldum. Ne zaman karşıdan geldiğini görsem kalbim çarpardı. Ay. Evet, hep öyle anlatıyor. O kadar yani birbirimizi severdik. Sedye'de ikimizi de götürüyorlar. Ben bir şöyle döndüm. Mesut dedim, ne olup ne olmamak var, hakkını helal et dedim. Ya. Bana böyle yaptı, gözüyle de böyle yaptı çünkü tüp vardı. O ayrıldığımız, hiç o hali gözümün önünden gitmiyor. Öyle yani, çok özlüyorum, çok arıyorum. Çok yalnız kaldım.